Bilmiyorum. Heyecanlı mıyım acaba? İçimde bir heyecan, bir fırtına mı var acaba? Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır. Kimi seversen sev. Şimdi benim birkaç şeyi buradan test etmem gerekiyor. Ünlem Discord. Bakalım. Yeni moderatörümüz çalışacak mı? Selamun aleyküm, aleyküm selam. Aleyküm selam. Beyler, ısınmaya çalışıyorum. Şu an yayına ısınmaya çalışıyorum. Dün biliyorsunuz YouTube bizi açtırmadı yayını. Yarın açtırmadı. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Tamer. Yarın edebiyat sınavım var. Ben bugün yokum. Tamam, görüşürüz. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. YouTube'da sıkıntı yok sanırım bugün. Abi dün görüyorsunuz değil mi? Pezevenkler 100. yıl dedik ya, ondan dolayı böyle yaptılar. Senin modluğu çünkü süresi bitti. İnşallah dünkü yayın gibi olmaz. Abi inşallah olmaz. Şu anlık bir sıkıntı yok gözüküyor. Yayın gayet iyi. Dünkü gibi olanlarla alakası yok bugün. Ya dediğim gibi dün ben girdim, TR'deki tüm herkes de abi, hatta benden sonra böyle millete oturdum izledim, hala yayına devam edenler vardı. Oğlum diyorum, neden hala ısrar ediyorsunuz? Yayın bitiriyetini diyor düşürüyorum beyler, çıkmayın yayından falan. Dedim abi çıksana. Bakın beyler, artık Nightbot kardeşimiz gördüğünüzü yapıyor. Bak, yeni moderatörümüz işi gücü rast gelsin. Buradan Ünlem Discord, Ünlem Instagram, Ünlem YouTube, Ünlem TikTok, Ünlem köy inceleme tarzı bir şeyler yazdığınızda o size direkt link bırakacak. İki kişinin işine son verildi. Nightbot şu anda yeni üyemiz. Attığınızda anında gelmiyor. Ama daha sonralarında atmaya devam ediyor abi. Haberiniz olsun. Köy inceleme fiyatları Nightbot'u etkinleştirdiğim için 40 lira oldu. Amına koydum, nasıl insansın? Steam vurdu. Supercell vurdu. Bir de ben. Tam bir şerefsizlik ya. Ayıp ayıp. Abi anime girl satıyorum. İyi ya, en azından Nightbot çalışıyor. Buna eklenti olarak bir şeyler var beyler. Nightbot belli sürelerde pata pata size bir şeyler atacak. İşte yayını beğensene kardeşim diyecek. İşte desteklemek istiyorsan şuradan bak yapılıyor diyecek. Lan köyünü inceletmek istiyorsan al sana bu falan. Bu tarz benim emrettiğim tüm şeyleri benim yazdıklarımla size yazacak. Siz de ekstra bir şeyler bulmak istiyorsanız bunları yazmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Şimdi Ünlem TikTok geldi. Ben bir tane daha şeye bakayım. Ünlem köy inceleme çalışmıyor mu diye bakmam gerekiyor. Onu görmedim çünkü. Hemen her şeyi gördüm de onu göremedim bir türlü. Ünlem like diye bir şey yok oğlum. Custom dedim. Yo, Ünlem köy inceleme diye var. Köy inceleme. Evet. Bakın beyler, aynı zamanda bak şöyle Ahmo falan, bak mesajları, aynı mesajları atınca pat diye nasıl siliyor, bak bak. Görüyor musun? Canın içini şey yaptık. Şu an Ünlem köy inceleme de çıktı. Köyünüzü anında inceletmek için yayıncıya 40 TL ve köy kodunuzu atmanız yeterlidir. Bitti. Bitti. Kendi moderatörlerimizin de yükünü azalttık. Aynı zamanda burada otomatik işleyen bir robotu da devreye soktuk. İki kişi kovduk. İki kişiyi kovduk. Aslında kovmadık. Zaten onlar deneme sürümüyle girmişti. Ötekiler bizler, Maraşeliler abi zaten. Bir de Can var. Can zaten asla gitmemeli. En iyileri. İyi güzel çalışıyor. Sen o Nightbot'tan daha mı iyiydin? Ucuzken inceletecektiniz arkadaşlar. Ben dedim zam gelir diye 2 gün önce söyledim. İyi, en azından tüm sözlerimiz, her şeyimiz şıkırında tıkırında gidiyor. Teknoloji gelmiş çete amına koyayım. Daha dur sen. Biz şimdi yapay zeka işimiz elimizden aldı diyor. Robotla sohbet etme aslında var. Hatta şey var beyler. İstek şarkı falan söyletebiliyorsunuz. Tamam mı? Söyletebiliyorsunuz dediğim. Size link atıyor direkt. Siz oradan tıklayıp müzik dinliyorsunuz falan, ama ben o kadar bokunu çıkartmadım. İlk başta giriş seviyesinde bir deneyelim. Ondan sonrasında bir bakalım. Tamam mı? Ondan sonrasında isterseniz ister müziktir, şudur, budur. Bir sürü şey var çünkü içerisinde. Belki yapılabilir. Ya şu eczane torbası muhabbetini bir açmasana beyler. Can bir tane şey almıştı bizden. Benden değil, Fatih abiden aldı.
Kablo aldı abi. DisplayPort bir tane kablo aldı ekranın için vesaire. Onu abi bana gönderdi. Can dedi ki sen de bana gönder. Tamam kanka dedim, göndereyim. Yanımda baktım kablo amına koyayım. Kablo neyle gönderilir? Ben dedim Amazon muyum? O an eczane poşeti var bir tane küçük. Markasına bile bakmadım. Eczanenin E'si bile yazmıyordu mesela. Attım içine. Dedim bir tane yurt dışıdan poşete koyarım dedim. Daş gibi gider amına koyayım dedim. Bugün eline ulaşmış. Bir de sürekli mesela ünlem Discord, ünlem TikTok vesaire yazdığınızda onun belli bir süresi var abi. Siz eğer ki o süreyi aşarsanız ya da o süre gelmeden atarsanız size tekrardan atmıyor linkini ya da köy incelemenin bilgisini. Lazım olduğunda kullanacaksın. Çete biri geldiğinde o an moderatör yok. Lan ben köy inceltmek istiyorum. Ünlem köy inceleme bitti gitti. Bu kadar basit. Şimdi robota Tamer'in ev adresini sorsam cevap verir mi? Verir. Büyük harfle yazıyı da banlıyor. Adam işte adam gibi adam. Ya Nightbot var artık var ya Can. Sırtını yasla baba. Küfürü müfürü içinden geçiyor. Anında ban atıyor. Hiç acıma falan yok beyler. Ünlem help diye bir şey yok bu arada. Ünlem help'ten yardım etmez. Sadece benim söylediklerimden yardım eder beyler. Bilginiz olsun. Aleyküm selam İsmail kardeşim. Şimdi size Nightbot'u anlattığıma göre genel chat'in durumunu da söyledik. Artık tüm moderatörler de bilsin abi, soran eden olursa Can sen o meşhur yazını güncelleyebilirsin, hatta o yazıya gerek bile olmayabilir. Birisi köy incelemenin fiyatını falan sorduğunda direkt ünlem köy inceleme de yapabilirsin. Abi 40 lira bilginiz olsun. Zam geldi amına kodum zam. Abi Çin sürümü Clash of Clans'ta her şeyi bir anda fulllemek için bir özellik gelmiş. O nasıl oldu? Çin sürümü ne lan? Bu arada sürekli bir şeyler söylüyorum çünkü sürekli farklı şeyler var. Hasan 2 aydır çavuşlar üyeymiş. Hasan'ım 2. ayımız kutlu olsun dostum. Boşluklu küfür etsek anlıyor mu? Bir dene. Sen bir dene onu. Beyler ünlem köy inceleme daha yeni yazıldı ve chatten cevap verdiği için o bak yeni geldi de. Arada bir gelir gider o. Kafasına göre tamam mı? Nightbot'u sıkıştırmayın amına koyayım. Şimdi ben size öteki şey söyleyeyim. Kamera durumumuz güzel duruyor mu ekranda? Eğer kamera güzel duruyorsa daha sonra sesi soracağım. Ses de okeyse yayına girelim abi. Tamam mı? Bugün kafamda şöyle bir şey de var. Jojo oynayacağız. Klasik Jojo'muz oynamamız gerekiyor. Bugün ve yarın toplamda 4 inşaatçı, 2 laboratuvar hani hayvan barınağı ile birlikte boşalıyor. Deli gibi ganimet lazım. Bunu yaptıktan sonra da şunu yapacağız agalar. Bannerlord. Kendi barbar kralımız olarak. Hah dur. Geçen katıl yaptım 30 TL'yken köyde attım ama incelemedin. Svet Otis. Dur kanka şu anda Bannerlord daha önemli değil. Ben alenen yemin ediyorum senin bana inceletme attığın gün yani teğmenlik aldığın gün kanka. Direkt görmedim. Çok özür diliyorum geç kaldım. Discord'a gittim genele mesaj attım. Senin direkt nickini verdim. Dedim reis kusura bakma. Yarın yayına gelirsen ilk seninkini inceleyelim diye. Bizim sana o günden borcumuz var. Son kişi sen ol. Seninkini çünkü biz yapamadık. Bana kodunu at senin köyünü şimdi inceleyelim. Bende yamuk olmaz. Öyle göt veren bir adam değilim. Gönder kanka seni incelemediğimi biliyorum. O gün tam böyle yayının kapatacağımız arada sen üye oldun. Ben de o ara gittim bittim patladı senin köy inceleme. Şimdi Bannerlord olayını söyleyeyim sen atana kadar. Beyler Bannerlord'da bilmeyen varsa diye. Bilmeyen varsa diye söyleyeyim. Bildiğiniz Clash of Clans'ın barbar kralı biz oluyoruz abi. Kral biziz. Kendi krallığımızı kuruyoruz. Aynı muhabbet. Savaşımızı da yapacağız. VS'lerimizi de atacağız. Savaşın içerisinde biz. Mis gibi. Her şeyle var. Zaten geneli strateji ve anlık stratejiler yapacağımız için görüntülerde falan da full ultra'da oynayacağız. 10 numara. Orta çağ içimizde hissedeceğiz ve bildiğiniz hikayeli mod. Clash'ta nasıl muhabbet ediyorsak burada da edebileceğiz. Biliyorsunuz CSGO, Valorant ya da başka böyle paldır küldür çaldır çuldur oyunlarda sıkıntı yaşıyoruz. Yani muhabbet olmuyor açısından. Ekipte olmadığı için biraz tek ses olarak gidiyor. Benim sesim olarak. Şimdi ama öyle bir muhabbet yok. Bannerlord'da bayağı muhabbet rahat rahat edersin. İstediğin gibi chatte konuşursun, istediğini yaparsın. Her şeyi yapacağız. Bugün ilk bölümle başlayalım diyorum. Köy inceleme 1.25 dolar yapıyor. Kanka Enaf serisini alayım mı? Kanka bence Enaf alma. Ben Enaf oynamam. Enaf'ı oynamam kesin. Şey al ya. Ben şeyin videosunu izledim. Panda neydi lan? Pinti Panda var ya. Kanka onunkini izledim.
Orada almanız gereken oyunlar tarzı bir tane şey yapmış. Bence Read and Redemption mıdır? O oyun var ya, Cowboy Orta Çağ. O oyun 10 numara baba. Çok pahalı. Ama gerçekten hikayesiyle falan herkes övüyor. Tüm Euro'lar Vasal Ödelik Savaşı olacağı için saldım, yoksa full devam. Seni şimdi ben köyünü inceleyeceğim. Ondan sonra sana olan borcumuzu da ödemiş olacağız. Selamun aleyküm kardeşlik. Oğuzhan Karakoç, sen öldün, ölmedin mi kardeş? Senden için öldü dediler. Beyler oyunu açıyorum şimdi. Bana birkaç saniye verin. Hemen ilk köy incelememizi yapalım. Ondan sonra başlayalım. Altın bilet yanında premium altın bilet var. Çok ucuz mu? La oğlum, siz Çin'de gördüğünüz şeyi niye hemen Türkiye'ye gelecek sanıyorsunuz ya? Dur bakalım hele. Torrent mi indirdin la beni Lord'u? Yok lan, Game Pass de var zaten. Pass de var oğlum. Benim Game Pass'im var orada, ücretsiz. Ben niye gideyim korsan indireyim amına? O verilebilen bir hesap değil. Ha, sıçtık o zaman ya. Tuh ya, o oyun. Ya o oyun her ikimize de yarardı ya. Hikayesiyle, video içeriğiyle. Daşşahlıydı biliyor musun? Hemen ekranı veriyorum size arkadaşlarım, canlar diğer dostlarım, konuşamıyorum. Dün yayın yapamadım ya. O kadar müzikler, bayraklar, mayraklar bir girdim amına koyayım. Pat YouTube içimizden geçti. Şerefsiz YouTube ya. Kamera nerede dursun? Burada dursun. Klasik yerimizde takılalım. Yok dayı, takipteyim, seni sallatsak da yıkılmadık. Helal kardeşim. Şimdi Torrent'ten az indirmedik abi. Torrent adamdır ya. Şimdi Steam'e zam gelsin, siz o torrentçiler var ya, asıl o zaman ortaya çıkacak. Kardeş senin adını hatırlamıyorum. Yazdığın şeyi hiç hatırlamıyorum. Ben direkt sıfır bilgi senin köyünü inceleyeceğim. Lan ben sırf dün yayın için şu emoji ekledim ya. Türk bayrağı emojisi bizde normalde yoktu. Yani üyelere özel olanından yoktu. Dedim hayırdır, benim bir fotoğrafı çıkart dedim, bunu koy. Amına neyse ya. Arkadaşlar yayının daha ilk Clash of Clans'a girer girmez incelemeyle başlıyoruz. Sweet Evil isimli kardeşimiz. Bu kardeşimizin hakkı yenilmişti ama isteyerek değildi tabii ki. Olayı çözdük şimdi. Ay Yıldızlar isimli 21 seviye klanında kendisi yardımcı lider. Peki kardeşim, bu senin ana hesabının olmadığını düşünüyorum. Çünkü böyle bir klanda senin gibi sikim soking bir, yani böyle bir 11 belediyenin ne işi var? Anlat. Yani demek istediğimi anladınız değil mi? Sen kimsin, burada ne arıyorsun hesabı? Şimdi şöyle aşağı doğru indim. Arkadaşlar, öncelikle köy binası 11 belediye bir adamın, gidip hangi videoyu izledin de sen bunu satın aldın diye bir sormak istiyorum. Hayalet Casper, her şey okey, paran olduğu için şunları alabilirsin, zengin olabilirsin ama Hayalet Kraliçeyi asla almayın diye ben 1 milyon kere söylemişimdir. Buradaki chat'teki insanlar artık kudurup kafayı yiyip beni sikecekler. Bunu neden aldın baba sen? Daha burnu sümüğü akan bir adamsın sen, hayırdır lan köy binası 11'de neyin sikin sevdası bu? Şimdi buradan incelememize başlayalım. Öncelikle deprem ve hız seviyen gayet yeterli. Klondur buzdur, bunlar güzel. Namusunu korur. Helal adamsın. 45'e 45 kahraman seviyeleri falan, kendi namusunu korur. Güzel. Şimdi büyüler ve kahramanlar konusunda iyi gidiyorsun. Cadı seviyene bayıldım. Cadı 4 olabilecek en üste çıkmışsın. Buz goleme bir el atalım baba. Çünkü buz golemsiz kraliçe, kralsız kral, sensiz ben, bizsiz sen, biz kime yaramayız, anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı bunlara bir el atalım. Binicidir, hibrittir. Senin oynama tarzını ben çözdüm. Sen tekçisin, fulcüsün. Allah ne verdi köküne kadar gidenlerdensin. Olabilir. Duvar konusunda bir tık geri kalmışsın. Yani kahramanlar okey, bu kadar güzel iyi gitmiş. Ya Allah belanızı vermiş. Bu ne amına koyayım? Ya neyse. Kankacığım bunlara bir el atalım. Duvarları bir tık hızlandıralım. Sinsi Goblin falan kullanın. Etrafta bayağı tertemiz. Sen şu anda oyunu köpeklemesine oynayan tiplerdensin. Bağımlısı olmuşsun, anladım. Yarrağı yedin yani hayatın boyunca. İksir toplayıcı vesaire. Şimdi taktik avcıdır, ağır savunmadır okey. Bazı böyle okçudur, topçudur, yeni dikildiğinden dolayıdır diye düşünüyorum. Seviyeleri çok kötü. Sen bunları halledersin. Biz senin kahramanlarına, oradan aşağısında skin sevdalı muhabbetine girersek, senin aslında pek bir eksiğin yok baba. Sen bunları hallet. Duvarları bir tık kas. Kahramanlarını fulle bu belediyeyi, ama fulleyerek. Amına kodum şu ne? Hani topu mopu çek. Yani Sikim Sonik gibi her yer her şeyden var bu köyde. Bunların hepsini toparlayıp öyle belediye bas. 6. inşaatçı durumunda bakalım yine durumdasın. 6 nerede lan bu ama? Kahraman nerede oğlum ha? 18. Şimdi belediye binanı göre bence normal. Çok da bir sıkıntısı yok. Bir an önce öteki tarafı da hızlandırıp kahraman alman lazım. 11 belediye bittiğinde 6. inşaatçın yoksa adam madam değilsindir. Bunları yapıyorsun. Geliyorsun kardeşine, teşekkür ediyorum. Bitti gitti. Helal olsun. The Light serisini oynadın mı hiç? The Light serisinin ben birini oynamadan ikincisini oynamaya çalıştım. Duvardan atlayamadığım için sildim oyunu amına koyayım. Üye olanların değil beyler, köy inceleme.
Köy inceleme ayıptır söylemesi. Şöyle ünlem köy inceleme yazdığınızda size fiyatıyla birlikte çıkıyor. Böyle yazmayın tabi. Böyle yazmayın. Böyle yazınca çıkmayabilir. Ben full küçük yazmanız gerekiyor. Ben kanal sahibi olduğum için götüm büyük. Ondan yazabiliyorum. Aleyküm selam Uğur Akman. Hoş geldin kardeşim. Bu da gelip gidip bedava köy incele diyor amına koyayım ya. Biz köy incelemeye 40 lira yapmışız. Ah, ne yapıyorduk şimdi? Tamam ben oyuna dönebilirim. Kanka Can sana hala rütbe vermediler mi? Bekle. Ben bir şuradan hesabı değiştireyim. Benim hesap nerede? Furkan. Furkan'a bir girelim. Benim orada niye hiçbir şey yazmıyor nickim falan? Şuradan gel. Hesaptaki kalite. Abi benim buraya bir tane daha kaya sıçarı dikmem lazım ya. Çok kötü hesap bunlar var ya. Aa bak köy inceleme şeye geldi. Ünlem köy inceleme yazın abi. GTA oynayacağım mı? GTA ne amına koyayım? Bannerlord oynayacağız. Oğlum bir kişi yazsa yeterli lan. Bir de beyler şöyle bir şey düşünün. Sürekli yazdığınızda ban yiyorsunuz. Sürekli köy inceleme yazanlar ban yiyor. Yani ben atmıyorum. Nightbot skin'e göre atıyor. Safir kardeşimiz Teğmenler'den üye olmuş. Kankacım hoş geldin. Orduya hoş geldin baba. Yazıklar olsun yazmış bırakma. 8 tane altın bilet alıyor. Adam amına koyayım 40 liraya şa... Ah. Köy 30 liraya bakılmıyor artık kardeş. Nightbot'a bak orospu çocuğu gibi nasıl ban atıyor. Oğlum aynısını atmayın. Benim anladığım şu. Aynı mesajları atınca direkt siliyor. Hani ban atmıyor. Bu muydu lan dostluğumuz? Tabii lan. Kanka Sefeir sen yeni kurallara göre 10 lira daha göndersen yeterli baba. Seninkini inceleriz. Ben buradan Can'a bir yardımcı liderlik vereyim. O burayı halledecek. Neye göre sıraladık? En yüksek belediye. Can yeni. Can'a ben bir rütbe vereyim. Can eski. Yardımcı lider. Şimdi doğru Can'a mı verdiğime de bir bakmam lazım. Hypnos. Can. Bir bakayım kanka. Bir bakayım. Normal köy inceleme bilmiyorum ya. Şu ara lig başlayacak ya. Tamam yardımcılar yapmışım ben bunu. Hazır. Kendi hesabıma geçebilirim. Evet. Biri büyük yazdığı için banladı. 20 yaptım kankam yazıyor ya. 20 tane altın bileti var beyler adamın hesabında. 20 tane. Amına kodum kaç yıl boyunca 1,5-2 yıl boyunca zam sikimde değil diye mesaj atmış bana. Öyle bir şey yok bu arada. Hadi başlayalım ya. Bugün ne kadar geyik yaptık. Oyuna giremedik oğlum. Vallaha. Vallaha billaha bu neymiş ya. Tamam. Şimdi Can'ın yardımcı liderliği de hallettik. Beyler bugün ne yapacağız? Kardeşlerim. O kadar sıkıntılı bir muhabbetimiz var ki bugün. Şöyle göstereyim. Şimdi 4 tane inşaatçımız hatta 5 inşaatçı birden boşalacak. Bu 5 inşaatçının boşalmasını hemen dolduracağız. Biliyorsunuz lig geldi artık kahramanlar yatmayacak. Yarın iki ihtimal var ya bir tane video çekeceğim ya da taşşaklı bir yayın yapacağız. Yarınki yapacağımız yayının başlığı şu olabilir. Bayılana kadar ganimet. Hatırlıyorsanız şey yapmıştık. 350 bin yine böyle karakterimiz varken 3 seviye kraliçe basmıştık. Bir tane de normal yatırmıştık. Yani 3 tane kahraman kitabı bastık bir yayında. 2-2,5 saat boyunca durmadan bak durmadan ganimet kastık. Kareksir kastık. Ben en son başım dönüyordu. Bunun aynısını yarın tekrarlayabiliriz. Ya da ben video çekerim. Bunu tam bilmiyorum. Haberiniz olsun. Bugün de buna yakın bir şey yapacağız. Yarının hazırlığını yapacağız. Fazla coşku durabileceğimizi sanmıyorum. Daha sonrasında büyük ihtimalle Bannerlord'a geçip Clash of Clans'ın gerçekçi halini oynarız diye düşünüyorum. Keyfimize kalmış. Anlatabiliyor musunuz? Keyfimize kalmış. Öylesine bir hesap. Kardeşim kusura bakma. Nightbot'u dengeli tutamıyorum. Kafasına göre ban atıyor. Lan falan gerçekten umurunda değil. Ucuza kapattık işi kanka. Oğlum sen çok ucuza kapattın ya. Sen çok ucuza kapattın yani. Her neyse. Gerekli açılımı yaptım. Normalde sinsi goblinimiz var. Basabiliriz ama şu gerizekalı asker sinsiden çok daha hızlı çıkıyor ve kupa kastırıyor. Ünlem bağış diye bir şey yok kanka şu anda onu söyleyeyim. Ünlem bağış falan öyle bir şeyler ben eklemedim. Hadi let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Abi zam çok az. Ben dedim adam niye ban yedi? Adamlar ban yemiyor beyler. Sadece mesajları siliniyor. Şu an ban yeme durumu yok.
Ban yiyen olursa da ilk baş işte bugün bir tık test. Nasıl çalıştığına. Harbi ama bu şöyle böyle bir de bayağı ban atabiliyor beyler. Bak gördünüz mü? Köy inceletmesine otomatik bir süresi var. Köyünüzü anında inceletmek için yayıncıya 40 TL ve köy kodunuzu atmanız yeterlidir diyor. Nightbot otomatik yazıyor. Belli bir süresi var. Süresi gelince otomatik mesajını atıyor. Taşşaklı çar ya. Adam nasıl çalışıyor amına koyayım? Şaka bir yana kanka, gerçekten zam umurumda olmayacak. Tamam amına koyayım, anladık. Senin 20 altın biletin var ya. Bu Nightbot bu arada neyi banladığını ben bugün işte bir inceleyeyim. Ona göre bazı ayarları kapatıp açabilirim. Saçma sapan şeyleri de banlamasın. Saçma sapan bir şeyi banlamıyor. Düzgün Türkçe ile yazılanları banlamıyor diye görüyorum şu an. Bir tık taşak bile geçseniz hemen ban atıyor. Hiç acımıyor. Nightmode'u kanal sahibine ban atması yok mu? Yaşandı daha önce. Abi banlanıyor 5 saniye. 600 ne? Anlamadım. İyi oyunlar kardeşim. Eyvallah Muhammed Baba. Premium bilet ne beyler? Sürekli gelen giden bana bunu yazıyor. Abi premium altın bilet geldi. O ne amına koyayım? Aleyküm selam Göklü Baba, hoş geldin. Bugün gelen giden herkes bana bunları söylüyor ya. Race Night başta canlı PK atarsın. O ne oğlum? O ne ya öyle? Oy dur, 1 milyon geldi. Dur bekle, ben ganimet kasıyordum. Bir anda yine çete daldım, unuttum ganimeti. Bir taraftan buradan kasmaya başlayayım yavaş yavaş. Ondan sonra öteki taraftan da işimizi yapalım ha. 5 milyonu toparlamışız. Şimdi yayında çok hızlı seri kasarsak bu arada şöyle bir şey de yapabilirim. Elimizdeki fazla olanları duvara basarım bir iki tane. Zaten yeni video yapacağım. 2 ay boyunca duvar basarsak ne olur tarzı değişik bir şey. Onu da izleyeceksiniz. Görün görün nasıl değişim oluyor. Bak bak ne yazıyor. Kolsuz dostunu desteklemek için kanalda bir ayrıca... Allah Allah neler yazıyor bu ya. Abi yazdığın şeyi büyük harfli olunca banlıyoruz. Fixler misin? Tamam. Tamam, yazdığınız şeyi büyük harf attığınız zaman ban atıyor. Güzel. Yani çok dert değil, öyle gıcık gıcık yazan ama denk gelirse Nightbot iyi çalışıyor demektir. 600 abi, ben hesaba giremiyorum. Yardım eder misin? E-postamı çok iyi hatırlıyorum. 9 seviye belediyem vardı, ne yapabilirim? E-postam biliyorum ama kabul etmiyor. Oğlum 9 belediyeyi kurtarsan ne olur amına koyayım? Bu kadar şimdi oturup bunu mu düşünelim? Sıfırdan aç. Hemen 9 olursun zaten be. Çok sikleme yani oyunu bu kadar. Nasıl kurtarırsın bilmiyorum. Benim köy binası 15 hesabım var. Ben kurtaramadım mesela. Çok zor bir ihtimal bunlar. Ayarı vermen lazım. Büyük harfli yazı. Al bak, test ediyorum. Büyük harfli yazı dedi. Direkt şey yaptı. Patladı. Oğlum siz niye chatbotla oynuyorsunuz lan? Beni banlasana bot falan yazıyor moderatörler. Oğlum siz niye uğraşıyorsunuz? Hayır, şu var. Dikkat ettim. Mesela sürekli aynı şekilde yazı atanlar, sürekli mesaj atanlar bir yerde şeyini kısıyor. Normal mesajını siliyor kanka ama aynısını yapmaya devam ederse ban atıyor. Çok zeki. Çok zeki. Güzel. Emir, ben sana ban atarım kardeş, ayıp ediyorsun ya. Öyle şahsi özel isteğin olursa küfür etmene gerek yok çete. Ben atarım sana. Ey bot, sen kimsin ya mı? Ya şu Enes Ceylan'ı banlasana Nightbot, ne olur. Banladı mı? Küçük yazmış. Yiyorsa büyük yazsın. Ama iyi çalışıyor kardeşim. bin falan geç ya bunları. Ana stop dedi diye. Valla artık onun hükmündesiniz beyler. Öyle uyarma falan da yapmıyor ha. Bak bu normal insan eliyle yaptı. Abay Akgüz dedi ki Nightbot buraya yetişemiyor. O da onun açığını kapatıyor. Birbirinizle iyi çalışabilirsiniz artık. Şimdi 6 milyon yaptım ha.
Ey Nightbot, sen kimsin ya? Oğlum Hasan, uğraşma lan botla. Bana atacak, amına koyacak şimdi bunun. Çılgın Kelaynak yine her zaman alışılan klasik girişini yapıyor abi. Bok gönderiyor bize ve 10 lira 45 kuruş. Kankacım, teşekkür ediyorum bokun için. Hoş geldin. Hoş geldin. Umarım türün bitmez amına koyayım. Ve çılgın kelaynak boku. Adam bokuyla tanınıyor ya. Furkan, 2 gün kaldı, 4 hesap var. 1500 kupalarda 4K'ya kasayım mı reis kupa? Niye öyle bir şey yapacaksın lan? Niye öyle bir şey yapacaksın ki? 2 gün kalmış, 4 hesap var, 1500 kupalarda. Ya sen yapamazsın zaten de, amına koyayım, manyak mısın sen? Niye öyle bir şey deneyeceksin? Deli lan. Chat'teki insana bak ya. Ben bu hesapta rekorumu kırdım bu arada. Büyük yazıyla selamlar arkadaşlar. Bot yiyorsa banla beni. Yarra yedik ya. Bizim şu an var ya, Nightbot diyor. Bu nasıl chat amına koyayım, ben nereye geldim? Oha. Kanka nasıl bir ganimet ya bu? 1 milyon, 101 bin. Sana özel bir emoji, başkasına atmıyorum. Kıymetini bilin. Çok sağ ol. Vallahi bokunla şereflendirdiğin için beni. Harika bir insansın ya. Kendimi çok boktan hissediyorum kanka. Şimdi oradan 3. Sana da bir tane gönderelim. Bir de sana gönderelim emmimin çocuğu. Senin de şunu bir kıralım. Bak bak. Bak. Yarra yedik beyler. Ordu gitti. Asker gönderemedim. Şu kaya balonunu önce mi atsam acaba ya? Eğer ileride 3-4x yıldız bonus etkinliği gelirse yukarılarda ganimet fazla çıkıyor ya. Ya öyle bir muhabbeti var da, geldi gitti o, daha gelmez. Yeni belediye basacağınızı düşünüyorsanız abi, o zamanlar kupanızı bir tık yükseltmeniz karınız olur. O 5 gün boyunca 2x falan veriyor ya. O zamanlar çok güzel oluyor da. Onun haricinde çok bir muhabbeti yok yükseldik takılmanın. Hatta daha da sıkıntı, böyle saçma salak köyler geliyor. Bak mesela ben şimdi 2 yıldız kurtarmak için götümüzü vereceğiz. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Hatta bir yıldız lan, pardon, ne 2 yıldızı. Şu an onu kurtarmaya çalışıyoruz. Kullanıcının canlı yayında satın aldığı ilk süperi kutlayalım demiş. Umut Kurtulcuk 55 lirayla bir tane bana limon ne göndermiş lan? Bir şey göndermiş kankam, desteğin için teşekkür ediyorum. Hoş geldin be. Safir de 10 liralık bok göndermiş. İnceletmek için ha bu. 10 lira gönder inceleyin diye, köyünü inceletmek için bok gönderip pezevenk. Kodunu attın mı sen kanka ya? Bu arada 50'yi aldık ha. Bu arada 50'yi aldık. Umut Kurtulcuk. Senin köyü hemen ben bir saplayayım geçeyim kankam, dur. Ondan sonra Saper sen yazana kadar Umut yazdı, onunkini bir bakalım. Sonra devam edelim. 2 yıldızı mı? Oğlum ben bir dünya ganimete girdim, hiçbir şey alamadan geri çıktık lan. Bu nasıl? Sinsi mi bassak ya? Zor günlerde bir sinsi mi bassak beyler? Neyse dur bakalım. Araya böyle köy incelemeli girince bu rahat rahat basar. Dur oğlum, bir tane kod attıysan aynı kodsa bir daha atmana gerek yok. L99 tamam, aynı kod. Şimdi Umut kardeşimizin köyüne bir bakalım arkadaşlar. Şunu bir yerine koyayım. Umut'un Türkiye isimli 11 seviye bir klanda başkan adlı bir belediye kaçın varmış kankacım senin? 15'i varmış. Sanırım bir max hesapla karşı karşıyayım şu anda. Şöyle bir aşağı doğru indiğim zaman. Arkadaşlar kendisi tam diyecektim ki milyoner ya da milyarder diyecektim. Şampiyon kraliçeyi görünce, ama yanındakilerin çıplak çıplak böyle cıbıldak insanlar olduğunu görünce bir şey diyemedim. 1500 elmas, bir tane de altın bilet 140-150 lira. Yenisini almamıştır, bu 240 lirasını vermemiştir. Şimdi buradan bir yukarı çıkalım. Kankacığım köy binası 15 olduğun için ona göre bir tane inceleme yapacağım sana. O yüzden hazırlıklı ol. Seni kahraman konusunda direkt övmek istiyorum. Sen çok taşaklı ve zeki bir insansın. 90'a 90 seviye, aynı benim stratejiyi uyguluyorsun. Oyunun en önemli olmasa bile en güçlü, en çok iyi hissettiren kahraman kral ve kraliçe. Bunları hızlı makslamak insanın götünü kaldırıyor, açık ve net söyleyelim. Bu adam da bunu yapmış. Çok zeki bir insansın. Büyü konusunda yani var ya, helal olsun amına koyayım ya. Her şey şu an 10 numara. Kuşatma makinelerinde güzel gitmişsin. Hayvanlarda dikkat ediyorum, kazıcılar falan. Yani makslamalar, makslama seviyelerin her şey şu an kitabına uygun. Buz golemi bir tık bok gibi buldum kanka. 4 seviye gerçekten kötü yani, bayağı leş. Ama cadının seviyesi elektrodur, ejderdir, şu bu ana orduların saldırıları falan gayet kitaba uygun ilerlemişsin. Şimdi bir ziyaret et diyelim.
ziyaret et diyelim. Şimdi bir adamın arka planı da var, para bol. Ama neden oyuna az yatırmış? Çünkü zam geldi. Bu zamdan sonra oyundan bir şey satın almayın zaten. Duvar konusunda bayağı bitirmişsin ama az bir şey kalmış. Şu etkinlikte bir daha bas aman akıyım, iki güne bitsin şu duvarlar. Daha sonrasında şöyle bakıyorum, savunmalar şunun her şey bitmiş, kitabı 10 numara hesap kardeşim. Öp de başına koy. Hayır, hesabın basılış tarzı çok güzel olduğu için ondan dolayı hoşuma gitti abi. Genel durumda başka bir şey söyleyecek bulamıyorum. Çünkü adam oynamış, oynamayı biliyor. Yan köyüne bakacak olursak, yan köyde gayet güzel kanka. Burada da cadı kullanıyorsun. Sen bayağı cadı fetişisin galiba. Her iki köyde de cadı kullanıyor lan bu. Manyak mı ne amına koyayım. Olsun. 6. inşaatçıyı aldın mı diye bakmıyorum. Sen 8. gelse 8.yi de alırsın. Hani 7. inşaatçı var, o oyna. Espri yapmaya çalışıyorum. Aslında yok ama. Burayı da güzelce dizimize. Helal olsun. Güzel hesap. Şimdi ötekine bakalım. Attı mı? Neydi o bok gönderinin adı? Safir. Attın mı lan? Ondan sonra ona bakacağız. İki hazırlık yaplı MC atak klanda. Çok hoşuma gitti mi? Umut sen biz ilk defa mı izliyorsun lan? Allah Allah, sen biz ilk defa mı izliyorsun lan Umut? Ben hep böyle inceliyordum. Abi bakımı gördün mü? Ne bakımı oğlum, ne dönüyor? Yine ne muhabbeti dönüyor ya? De öteki olanın ben kodunu arıyorum. Attı mı ki o? Ondan sonra mesaj yazmamış. Boktan sonrası yok. Ligin 2-3 günü falan var beyler. Kendimi eleştirince hoşuma gitti. Nightbot küfürü de engelliyor değil mi? Şimdi engellemiyor desem onu mu test edeceksiniz amına? Engelliyor diye biliyorum. Küfürleri ve spamları otomatik hemen silmesi gerekiyor. Silmezse de bakarım ben, ayarlarım onu. Oğlum senin yayınları izlemeyi bırakmam lazım. Haftaya vizeler var, ders çalışacağım. Furkan yayın açmış. Beyler vizeler geldi mi la? Bakımı falan görmedim. 30 dakika önce güncelleme vardı. Yok ya. Ah siktir. Kanka hiç bilmiyorum vallahi güncellemeyi. Abi benim köy iki kere inceledin de bir daha bak şu heykellere, bir daha söv ya. Ha seni atan. Abi siktir git ya. Oğlum aynı köyü niye atıp duruyorsun lan sen? Manyak amına koyayım. Ben bunun bir tane beyler. O aptal etkinlik nerede? Şu etkinlik var ya. Şu etkinlik. Nerede lan bu amına? Ha şu. Gitmiş şuradan aptal gibi tüm heykelleri satın almış. Tamam buradan aldığı madalyayla gelmiş şuraya. Şuradaki aptal saptal heykel. Ben o gün bunun köyü incelerken bunları sövdüm. Dedim senin aldığın alacağın şey falan. Dönüp aynı köyü atıyor, heykelime söv diyor. Manyak ya. Dur lan söveceğim. 2020 ile başlayan kod mu olur amına? Büyük harflerle olanları mı engelliyor? Tamam ben o küfür şeyini ayarlarım ona ya. İşte küfürleri engellemesi için de zaten kim var? Bizim diğer moderatörler var. Ekstra. Destek amaçlı. Mesela Yunus'u direkt banlayabilir. Anlatabiliyor muyum? Nightbot parayla değil lan. Tryhard ganimet kasma yayını yarın. Bannerlord yayını da Joj'dan çıkınca. Lord 55 lira göndermiş. Detaylı incelersen sevinirim abi. Seviliyorsun abi. Steam'de 5 oyun aldım. İyi yapmış mıyım abi bir de. Aman siktim, 55 liranın her detayını kullanmak için nasıl uğraşmış lan. Her şeyi sormuş. Tamam dursun bakacağım. Şunu bir söveyim ondan sonra sana geçeyim. Beyler biz bu adamı iki kere incelediğimizden dolayı sürekli dönüp bu adamı inceliyormuşuz. Bir daha bakalım. Bak sırf küfür edeyim diye tüm pikselli şeyleri gitmiş satın almış. Ya bu var ya manyak. Bir de bana 10 liranın şeyini yapıyor. Oğlum sen deli misin amına koyayım? Gidip niye bunlar aldın? Ben o gün buna diyorum ki piksel kralı çıkart, çıplak gezsin, daha çok karizmatik olur diyorum. Siktiğim gitmiş diğer üçünü almış. Abi manyak ya. Şimdi buradan kuşatma makineleri vesaire, kankacım senin şu ana bölüm zaten iyiydi diye hatırlıyorum. İnceledin dedin diye burayı hızlı geçiyorum. Normalde benim huyum değildir böyle hızlı geçmem, bilirsin. Tokatlamam yani. Ama senin böyle ana genel köyünü herhalde bir şeyler değiştirmişsin. Skinlerin bok gibi, onu gördük. Buradaki kahramanlara herhalde hiçbir şey yapmamışsın. Daha büyüler falan da güzel. Gene de şöyle bir bakıyorum, göz gezdireyim. Bakalım tamam. Genel önemli şeylerin yüksek kanka. Şimdi ben senin bir köyüne geleyim. Köyüne girdiğimiz zaman işte o merakla dediği, sürekli abi bana söv dediği kısım şurası beyler. Adam gidiyor aptal gibi şunların hepsini, bak tüm heykelleri almış amına koydum. Ya böyle bir şey olamaz ya. Her şeyi almış. Biz buna ne demiştik ya?
Bir tane heykeltıraş, tarihi bir heykeltıraşçı vardı amına koyayım. Hatta bu adam Assassin's Creed'de de oynuyordu lan. Assassin's Creed oyununda da vardı. Ben buna onun örneğini bile verdim. Kankacım yapma. Köy binası 15 olabilirsin. Ben sana gerçekten seni düşünerek iyi bir şey söyleyeyim. Sen de taşçığa vurup vurup bana bu köyü atıyorsun. Atma şu köyü amına koyayım. Gidip saçma salak şeylere de para verme. Şu hesabı topla, duvarların falan yarram gibi gitmiş, bir de şuraya coç moç bir şeyler yazmış. Kendine gel lan artık. Hadi görüşürük. Git ya. Başka birine bak abi, dönüp dönüp aynı boku atıyor bana. Bir de ikişer tane almış. Şimdi Lord'a girelim beyler. Diğer köy incelemek isteyen kardeşimiz Lord. Lord bizde bayağıdır DC'mizde, yok lan DC değil, kanalda duruyordu. Şimdi Lord'un bir köyüne bakalım. Kendisinin adı Buz Kralı'ymış. Buz Kralı. Demek ki skinlerde de Buz Kralı var. Olabilir. 01 Kral 01. Adana'nın en taşraklı klanı galiba. Kendisi burada yardımcı lidermiş. Arkadaşlar şöyle aşağı doğru inelim. Öncelikle para var mı? Para çok az var. Nasıl yani? Böyle var ama yok. Hani böyle detaylı şeyleri kullanmıyor. Bok gibi savurmuyor. Elinde tutuyor. Mantıklı şeyler harcamaya çalışıyor. İnsanın profili gibi bir şey şu anda. Olabilir. Kraliçedir, koruyucudur, şunlar bunlar, skinleri bence okey denebilir. En azından elmas alınabilecek şeyler. Hayalet, buna zaten skinini ben kötü demiştim. Direkt yorumlamıştım. Bunu geçiyorum. Kankacım yukarı bir çıkalım. Kuşatma makinelerinde bir zeka oranı göremiyorum. Hepsini maksadığın için sadece mantıklı bir oyunculuk, bir emektarlık görüyorum. Ama bir tanesinin seviyesi düşük, ötenin iki seviyesi yüksek olsa derdim ki amına kodum bu ne hal diyebilirdik. O yüzden bir şey diyemiyorum. Büyü konularında bence gayet güzelsin. Atlamayı falan güzel seviyelere getirmişsin ama bunları köy binası 15'e geçtiğinde kesin makslaman lazım. Bunlar boş geçilmez. En önemlileri maksa, geleceğe yatırım yaptığın için helal olsun amına koyayım. Kraliçe makslanmış. Kral 77'ye getirilmiş. Kralın bir elinden tutalım, bir kitap mitap alalım. Bu lige bir 80 girsin ya. Ben mesela yarın 3 tane kitap basacağım. Sen de bas benimle birlikte. Ben yayınımı izle. Bir yandan da ganimet kas, tamam mı? Senle birlikte basıyor gibi olalım. Yukarı çıktığımızda cadım 5 seviye. Bunlar önemli şeylere bakıyorum. Elektron falan güzel kankacım. Ejderin seviyesi OP. Her şey kitabına uygun. Biniciler falan 10 numara. Kelle avcısına kadar 3 yapmış. Nedeni bilinmez. Ben öyle bir şey yapmadım mesela. Siksen yapma. Buraya girdiğimizde belediye binanı 5'e basıyorsun. Güzel ağır savunmalardan ilerlemeyi biliyorsun. Taktik avcıyı bitirmişsin. Kaya saçallara ben olsam asla inşaatçı yani yatırıp şurada siksem vermem böyle. Çekiç basarım kankacığım. Her zaman çekiçtir. Onlardan önce cehennemi bitirmişsin. Sosyopatsın galiba kaya saçar varken. Sen monolit geldiğinde de gidip inşaatçı kulübesi falan bitirin galiba. Yani sanırım, bilmiyorum. Düzen olarak bu düzen yavşak düzeni diye geçiyor. Genelde her insan oynayamaz ama ben biliyorum. Ben 3 atarım bu düzene. Şimdi duvar konusu kötü. Yeni belediye geçtiğin için iyi. Ama kraliçeyi maksadığın için kötü. Aslında yeni belediye geçmemişsin. Nasıl oynamışsın ben anlamadım ki. Karman çorman bir hesap, kafam karıştı amına koyayım. Sen duvarları bir yükselt baba. Bu etkinlikte çok kötü oynamışsın duvar konusunda. Öteki kahramanlar falan bence gayet güzel. Kendine yatırım yapmış gibi düşün. Bunlar 10 numara getirmişsin. Burada Sikim Sonic Golem oynuyorsun. Ben bunu daha oynamadım. İnanın oynamadım. Nasıl bir şey olduğunu hiç bilmiyorum. Ne kadar güçlü olduğunu. Çünkü herkes balon balon götü büyük tazı yiyordu bana. Onları oynadım. Bu taraftan atölye falan yükseltmeleri yapıyorsun. Kankacığım mantıklı olanları yükselt. Lütfen köy binası 15'e bekletmeden bas. Kahraman seviyeleri çünkü yeterli. 6. inşaatçıyı almakla beri bırak. Yani tüm duvarlarını bitirmişsin. Ana köydeki duvarlardan daha güçlü yan köyün duvarları var. Sen manyak mısın amına koyayım? Bunların yer değiştirmiş hali senin daha çok işine yarar. Dediklerimi yaparsan bir rahat o kavuşursun diyeyim. Ne diyeyim amına koyayım. Hadi görüşürüz. Bir de sen demişsin ki abi detaylı incele, zaten detayın amına kodum. Seviliyorsun. Ben de seni seviyorum. Steam'den 5 oyun aldım. İyi yapmış mıyım abi? Bence çok iyi yapmışsın. Abi parası olan herkesin Steam'den şu an oyun alması lazım. İnan ben de böyle sağlam oyun alabilecek para olsa, bak sağlam oyun. Gıytırık 40 liralık oyun alırım. Ama böyle sağlam. Riden deden şimdi 600-700 liralık oyunlar alacak. Alırım abi. O dolar şeyi geldikten sonra yarrağı yiyeceğiz. Çünkü her şey krekli mürekli olacak gibi duruyor. Yapın, yapabildiğinizi yapın. Çok da bokunu çıkartmayın. Düzgün işler yapın. Hadi görüşürük. Sanki video kapatıyorum ya. Sağ olasın abi. Eyvallah. Eyvallah. Ben şimdi ordum çıkmıştır. Bak bu ordunun böyle güzel bir yanı var. Nasıl çıktı? İki tane köy incelemesi yapıyorsun. Ordu çıkıyor. Böyle bir şey yok ya. Çok güzel ordu ya. Furkan, Clash of Clans oynadığın günden beri gördüğün en psikopat insanın köyü hangisi ve neye şaşırmıştın? Baba o kadar çoktu ki. Yani nereden ne kadar, mesela en son geçen gördüğümüz çocuk vardı, hatırlayın. Adam manyak, 6 ay boyunca bana göstermek için hesap kasmış. Benim en çok küfür ettiğim şeyleri hep bir seviyede bırakmış. Geçen geldi ya manyak.
Şimdi o da var. Onun yanında rezil, rüsva, köy binası 15 olup da 2-3 seviye kahramanla gelenler de var. İsmen hatırlamıyorum ama gözümün önüne geliyor o pezemekler. Onları unutamıyorum amına koyayım. Abi hayvanlara sikin gelecekmiş. Daha nasıl sikecekler acaba biz hiç bilmiyorum beyler. Hadi kral kraliçeyi giydirdik de hayvanın götüne kıyafetini ya giydireyim amına. Bir geliyormuş atın sırtına pelerin melerin amına. Yok ya ben almam abi. Bu ne yazmış lan? Canlı yayında gördüm geldim. Köyüme bakar mısın abi? Mücadele falan atar mısın? Bu ne kadar zeki bir insan ya. Aleyküm selam Mertefe hoş geldin. Ben diyor. Bak şu herhalde o amına. Bu nereden geldiyse başımıza bela oldu ya. Kanka bana oyun öner yaz. Alayım mı? Ya Pinti Panda. Kanka o Steam'le attığı videoyu sen izle. Bize uygun düşeceğini böyle fikren uyuştuğumuz şeyleri satın alabilirsin. Can Reis. Gerçekten çok güzel oyunlar var onun önerdiği. Önermediklerine de dikkat ettim. Game Pass'te olanlar ayarı ver. Ya Nightbot'a bak ya ne kadar güzel çalışıyor. Yayını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın yazmış. Yayın 39 beğeni var. Nightbot'u dinleseniz oğlum. Boşa mı konuşuyor lan o? Adam sizi bak rica ediyor. Beğenin lütfen diyor bak. Lütfen gibi kelime kullanıyor. Beyler şu premium bilet işini bilen var mı? Arkadaşlar o Çin'le alakalı bir durum. Sizlik bir durum yok. Şu an sakin olun. Premium altın bilet gelme olayı vesaire bakın. Şu gün geliyor bugün geliyor öyle bir şey yok amına koyayım bir sakin la. Öyle bir şey gelse ben direkt size bir tane video çekerim. Ben başka bir öğrenirim. Sponsor şey değilim sonuçta partner değilim. Ben bir öğrenirim işin aslını kendimce yorumlarım. Videoya otururum baba. Size en yalın sizin için önemli olan şeyleri oturur söylerim. Gerekirse söverim sizin için. Gerekirse överim. Bakarım işimize biz oyuncunun içine geliyor mu gelmiyor mu? Önemli olan burası. Buna bakacağız. Baktık bizi sikme yolunda bir yine bir hamle var. Süper falan. Hemen söverim. Hemen yaparım ayara. Aleykümselam Anadolu Arslanı kardeşim hoş geldin. Abi lütfen bize yaramaz. Sen bize küfret. Ne alaka oğlum? Gelmeyecek diye yazmış mesela Berk. Çok emin. Supercell. Oğlum Supercell ile PUBG zaten ortak değil mi lan? Tencent Games midir nedir amına? Oğlum bizi düşün yani seni düşünmüyorum da Rogo şey düşünüyor genel izleyici düşünüyorum. Abi dün indirdiğin oyunun ismi ne? Beyler bir şey söyleyeceğim. Gerçekten benim dün topluluğa paylaştığım oyunu harbi ne olduğunu hala göremeyen insanlar var. Nasıl bir iş lan bu? Orada resme tıklattığınız zaman zaten Bannerlord diye çıkıyor kanka. Bilseydim ben o resmin oraları kırpardım daha kolay olurdu sizin için. Bugün Bannerlord oynayacağız arkadaşlar. Clash of Clans'ın geniş halini diyeyim ben size. Onu gireceğiz. Allah ne verdi oynayacağız. Sıfırdan başlayacağız. Kendi hikayemizi kuracağız. Biliyorsunuz Bannerlord yani normal bir hikaye oyun gibi belli bir şekilde akmaz. Senin yaşayacağın, yaşayabileceklerin, savaşta ölüp gebereceğin her şey senin kolsuzluğuna kalmış. Yani biz ilk günden ölebilirik. Ama ayıptır söylemesi ben de Bannerlord'u bilirim bir tık. Hani şöyle hamleler var bende de yani vururum yani. Şimdi ben bir şunu... Ananı sikeyim ya. Geçmeyecektim ben onu ya. Free köyü geçtim. Oğlum şunu ne kadar şey yaptım ya. Tıklaya tıklaya. Şunu siz mi banlarsınız ben mi? Ben banlayayım hadi ben hızlıyım şu an. Şu an elim boş da ben banlarım hadi. Jojo sal o zaman abi oyuna geç. Nightbot'a bir daha küfür deneyeceğim diyor. Ya şunu banlasanız amına koyayım. Amını sikeyim sıkılmış gelmiş burada bizim Nightbot'a küfür ediyor. Oyunu 50 kere bitirdim falan yazmışsın. Kanka senin mesajını okudum da. Oyunu ben de bitirdim. Belki 4 kere bitirdim ama oyunun bitmesi diye bir şey yok. Tüm krallıkları falan alırsın. En fazla her yere hükmedersin. Daha sonra dersin ki ya tamam sıkıldım. Zaten oyun öyle bir kıvama getiriyor ki seni. Belli bir yerden sonra hiç kimsenin sana gücü yetemediği bir an var. O anı hissettiğin oyunu bırakacaksın. İster sıfırdan bir tane daha aç bir hikaye oluştur. Başka bir krallıkta başla. İstersen hiçbir şey yapma. Aleykümselam. Ya oğlum bu nereden gittik ya?
İnceleme 30 TL değil ki oğlum. Zam geldi lan. Sürekli Nightbot yazıyor 40 lira diye amına. Abi sence en iyi kahraman skin hangisi? Benim skin videomda görmüşsünüzdür. Görmediysen hemen söyleyeyim kankacım sana. Hiç oraya kadar gitme, zahmet etme. Benim videomu izleyip bana bir yarar sağlama. Siktir et. 1 milyon geldi. Ben şampiyon skin'i aldım. Şampiyon kral ve kraliçe. Bence çok iyi. Nerede bu ordu? Eyüp Bilici kanka Nerede elimden geldiğince bu bakmaya çalıştığım hesabı incelersen sevinirim. What? Oğlum bedavadan attın lan sen. İyi böyle bir şey yok. Sen iyi yere tezgah açmışsın ha. Şş. Ah, biz biraz sonra Bannerlord geçeriz zaten ya. Ganimet çıkmıyor bu saatlerde. Hem onun olayı uzun ya. Onun için ben sırf yayın öncesinde kapak bile yaptım size. Yani. Selamun aleyküm kolsuzlar cemiyeti diyor. Abi yeni video açacağım izle Brawl Stars. Ben niye senin video izleyeyim lan? Yeni video atacağım izle diyor amına. Bug'ını bulmuş ya. Orada gönderme şeyi var ya. Olsun kank teğmeniz ama diyor. 40 lira oldu ya kanka. Teğmensin okey de. Teğmen 30 lira. O bir de bir aylık ücretsiz şey. Yani senin o YouTube veriyor o hakkı sana. Yahu modlar şu Oğuzhan koşmuş sürekli şey yapıyor diyor. Ottoman Empire'dan modlara bir şikayet var abi. Onu ben de görüyorum sürekli spam attığını da. O kadar güzel bir spam atıyor ki Nightbot da onu banlamıyor. Öteki de bir kibarca yazıyor. Abi lütfen falan diyor ya herhalde ondan banlamıyor bizimkiler. Beyler kanala seri olarak Bannerlord atmam ya. Çok uzun sürer. Biz şimdi gireceğiz mesela 1,5-2 saat oyundayız. Şimdi bu kadar uzun süre oyun oynayınca da yüklemesi bayağı şey oluyor. 20 GB'a yakın oluyor YouTube'un yüklemesi. Sıkıştırılmış halde falan belki ayarlarsın. 2-3 GB'a da onun da bir süresi var. O yüzden biz canlı yayın olarak. Benim çünkü bu işi ben yapıyorum yani. Benim haricinde birine video atıp o yapmıyor. Hepsi benim elimden çıktığı için olabildiğince böyle performansa dayalı. Amına koyayım bir buna zam gelmiyordu. Buna da gelmiş. Yoklu ücretsiz değil. Benden kesti 30 lira. Senden kesmiş olamaz kanka la. Sen o zaman ikinci ay başlamıştır. Hiç bilmiyorum. Battlefight mı? Battlefight oynayacağım. Ben normalde Battlefight 1 oynadım beyler. Bak, Battlefight 1'de zaten şey muhabbeti var. Biliyorsunuz Osmanlı'yı da anlatıyor. 3. bölüm ve 5. bölümde. 3. bölüm Çanakkale'deki hangi cepheyi anlatıyordu ya? Cephenin adını unuttum. Bizim kazandığımız bir savaşı anlatıyor. 5. bölümde de Arapların bize isyanını, sırtımızdan vuruşunu anlatıyor kanka. 5. bölümü oynamayalım isterseniz ırkçı diye şey yapa içeri alabilirler. Yani 3. bölüm oynayıp çıkabiliriz. Öyle bir şey olabilir. Bannerlord oynayacağım evet. Hatta yani şu an bu oyunda sürekli Battlefight. Niye taşacak geçiyorsun lan söylememle? Battlefight mı diyeyim amına koyayım? Biz 40 lira yapıyoruz. Eyüp de rica minnet 30 lira şey yapıyor. Kanka olmaz. Ben oyuna gireyim. Olmadı seninkini sonra inceleriz. Sonra dediğim hani. Atarsan amına koyayım. Arkadaşlar gerekli şeyler ayarlayayım. Bize ganimet çıkmıyor. Bugün cenabet çok fazla. Benlik bir durum yok diye düşünüyorum. Şahsi fikrim. Şuradan aşağı bir ineceğim. Hemen bir kapağımı falan değiştireyim. Şahsen Clash of Clans'ı seven insanlar bu oyunu da sever. Konuşacak bir şeyimiz olsun. Nerede lan bu? Hadi bak. Buradan hemen ekranı kapattım. Bir tane F5 yapabilirsiniz. Kapak fotoğrafının değişmiş olması lazım. Sizinle yeni hikayeye başlayalım abi. Şuradan aşağı at, Xbox aç. Artık 22'ye bakmıyorsun. Oho Eyüp sen hiç siklemiyorsun ki. Sadece duymak istediğini duyuyorsun ya. Kanka bu arada 22 değil de 30'du. Bir 2-3 ay 30 yaptık. Daha sonra 40 oldu. Niye 40 oldu? Zam geliyor sürekli. Ekmek arttı. Abi ben Jojo'yum ama yine de
İçleyeceğim seni kral. Ha, izleyeceğim seni kral. Ben sırf coccular için bu oyuna girdim lan. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir ekran geldi bize, tamam mı? Bannerlord'un. Buradan benim bildiğim mod bölümünden şunu açmamız gerekiyor. Çünkü bu şöyle bir muhabbet. Birth and death options. Ne demek? Doğumlar ve ölümler aktif olsun. Eğer bunu açmazsak sürekli aynı adamlar ölmeyecek. Ölümsüz gibi davranacaklar. Bunu açmamız gerekiyor çünkü. Ya bu sebepten. Buradan ne isteyeceğiz? Single player, multiplayer oynamayalım. Play diyeceğiz ve başlıyoruz abi. Hazır mıyız? Kapattım. Play dedim. Hadi bismillah. Vatan seç abi. Hazır mıyız? Gerçek dodcular dursun. 49, 99. Ya bir de bir şey diyeceğim. Bizim zaten köy inceletme dediğimizde ya 30'a minimum diyoruz da genelde işi gücü rast gelsin izleyicilerin çoğu. Ulan tutup da 30 lira atmıyor. Ha kanka diyor, sana da destek olsun amına koyayım. 40 diyor. 45, 50. GTA San Andreas mi? Vizyonun izin. GTA 5 oynarız oğlum. Şimdi grafik ayarlarımızda çok yüksekte gireceğiz, tamam mı? 1000 kişilik orduyla gireceğiz. Yani savaşlarımız en babasında olacak. Ses kanalı falan 512. Ya baba neyimiz var neyimiz yok, fullüz. Altın bilet bedava gelmiş diyor bak. Ey kendini küfrettirmek mi istiyorsun ya? Siktir git ya. Sestir bunlar belki kısılabilirler de. Müziği biraz kısalım. Ana sesler dursun abi, sıkıntı yok. Oyunun işi biliyoruz, tuşları biliyoruz. Videoya tekrar girelim. Burada yapacağımız bir şey yok. Agalar kulaklığımızı takıyoruz. GTA San Andreas vizyonsuzluk dedim abi. Şimdi kendimizi yeni bir hikaye kuracağız. Kurduğumuz bu hikayenin kahramanı ve kralı biziz. İlk başlarda kral olarak başlamıyoruz. Bayağı sersefil bir adam olarak başlayacağız. Turnuvalarda kendimizi satacağız, pazarlayacağız, dövüşeceğiz. Dayak yersek esir düşeceğiz. Çapulcularla vs atacağız. Oyunun ilk bölümü rezil bölüm abi. Umarım ölmeden devam edebiliriz. Şimdi yeni sefer diyelim. Agalar bak. Bu arada çok yüksek ayarlarda grafiktir, ekrandır, kasarsa söyleyin abi, kasarız. Oyunun bir hikayesini dinleyelim, ondan sonra başlayalım. Bak bak, bura çok önemli. Dur. Kamerayı kaldırayım, göremeyebilirsiniz. Ananı sikeyim. Direkt orayı atladık. Oğlum ya. Ora çok güzeldi ya. Neyse, onun anlatacağı hikayeyi ben size anlatayım o zaman. Ben size anlatayım, dur ya. Aman akodum. Öyle yapınca gidiyor muymuş ya? Arkadaşlar, şey yapacağız. Oyunun hikayesinde Bannerlord'un önceki serilerinde Kaldrathia diye bir tane imparatorluk var. Tam adını şu an hatırlamıyorum. Bu imparatorluk şu anda biraz sonra göreceğiniz map'teki tüm belediye, ne belediyesi lan, iyice cocu olduk biz. Tüm imparatorlukları, şuradaki gördüğünüz Kuzayet, Asaret, işte Batanya, İmparatorluk, Stringa vesaire vesaire. Bunların hepsi tek bir bütündü. Düşünün ki Osmanlı İmparatorluğu gibi düşünün. Kocamandı. Daha sonrasında bir taraf Arap oldu, bir taraf şey oldu. Herkes koptu koptu koptu. Bir Türkler ve Türkiye kaldı ya. Onun gibi düşünün. Bu oyunun parçalanmış versiyonu. Ve bizim de buradaki olayımız şu. Biz bu parçalanmayı durduracağız kral. Parçalanmayı durdurmak için biz varız. Biz hepsini tek çatı altına toplayacağız. Ama bunu tabii ki barış değil. Vura vura, gıra gıra. Ha, oyunun bize söylediği bu. Hani bunu yaparsan iyi olur diyor. Oyunun hikayesi bu diyor. Ama ben böyle bir niyetim yok. Benim niyetim kendi krallığımı kuracağım. Allah ne verdi? Bu krallığın hepsini silip süpüreceğim. Kendime Taşçaklı diye bir tane krallık açacağım. Anlatabiliyor muyum? Hikaye bu kadar basit. Abi oyun hikaye çok da önemli değil. An işte amına koyayım. Şimdi buradan bizim bir tane karakterimizin medeniyetini seçmemiz gerekiyor. Bunlar çok önemli abi. Ben diyorum ki genelde güçlü karakterler ya imparatorluktan olacaksın ya da Kuzayitlerden. Kuzayitlerin muhabbeti Türk gibi düşünün. Atlı okçuları vesaire çok güzel. Atlı savaşçılar amına koyuyor ortalığın. İmparatorluk da genel merkezde Anadolu gibi her yere ulaşabiliyoruz, tamam mı? Her yere ulaşabiliyoruz. Yani bunun ticaret yolları olsun, şehirlerin yakınlığı olsun ya da askerler olsun, piyadeleri vesaire çok güçlü. İmparatorluğun süvarileri falan çok güçlü. Genel olarak merkezdesiniz. Ha tabii bunun kötü yanları da var. Etrafta bir savaşa başlatsanız, yarraydınız, ortada siz varsınız. Ben her zaman Kuzayit başladım. Bu sefer Kuzayit başlamayacağım. Kuzayit çok güçlü oluyor. İmparatorluktan başlayacağım. İmparatorluğun bize verdikleri var. Görüyorsunuz. %20 daha az garnizon askeri ücreti diyor. Yani kaleye adam koydun. 300 tane adam koydun. Bunun ücreti bizden %20 daha az alacak. Buradan yaptığımız için.
Reis ismi Furkan yapsan iyi yapar mısın iyi olur. Ben Saruhan yapmayı düşünüyorum. Saruhan ismini okey misiniz? Biraz sonra yapacağım çünkü isim bölümüne geçeceğiz. Saruhan okeyseniz onu yapalım. Saruhan ya da Furkan ya da daha böyle yaratıcı isim önerisi olan varsa onu yapın abi. Şimdi bunu seçmeseydik imparatorluk olmasa Kuzayet olsaydık diyordu ki atlı askeri birliği almak üste yükseltmek %10 daha ucuza gelir. Bak olay bu. Vlandia'dan namdır şudur budur daha fazla gelir. Hepsinin kendine göre bir avantajı ve dezavantajı var. Bunun dezavantajı köy ocakları %20'dir vesairedir. Daha az artar diyor. Bu boktan bir şey. O yüzden imparatorluktan biz başlayalım abi. Let's go. Şimdi adamımızı seçeceğiz beyler. Hazır mıyız? Şimdi taşçaklı bir şey yapalım. Cinsiyet zaten erkek olacak. Bey beyim. Oo. Erkek gibi erkek yapacağım şimdi. Hazır mısınız? Götümüz mötümüz güzel. Arkadaşlar ten rengimizi şöyle bir şey yapalım. Ses perdesi konuş bakayım. Stand your ground. Bu namına. Give way. Attack. Stand fast. Close in. Ha böyle. Raise the ladders. Fall back. Give them hell. Circle facing outward. Şu güzel. Bu ses güzel. Bizim için gayet iyi bir ses. Boyumuz böyle uzun olsun. Ağırlık böyle göbekli olmayalım. Şöyle rahat rahat döne döne savaşalım. Yapılı olalım kanka. Ama ağırlığı biraz daha düşürelim şöyle. Ha şöyle vücutlu olalım tamam mı? Adam gördüğünde anan avradını bu ne lan desin tamam mı bize? Şimdi buradan yüzümüze bir gelelim. Yüz genişliği falan ten türü önemli değil. Yüz genişliğimiz yani kafa bir tık şöyle olsun. Yüzümüz şöyle. Kanka burun murun benim böyle yarrağıma benziyor. Burada önemli şeyler nerede? Yüz keskinliği. Şu güzel. Şakak genişliği. Şöyle olsun. Göz ve nizam boyutu. Kulak yapısı. Kulak içe baksın. Kulağın boyutu. Kulağı bir tık küçük taşa geçmesinler. Yüz asimetrisi. Düzgün olsun. Tamam. Gözlere gelelim. Şimdi kaş derinliği maçta. Hepsi var aman akıyım ya. Şöyle olsun. Dış kaş yüksekliği böyle çatık bakalım. Tamam. Sen bot halleder. Orta kaş yüksekliği. Şöyle yapalım. Kankacım göz boyutu. Göz çok büyük ya adamın gözü. İçe de çöktü amına koyayım. Çekik göz yapalım hafif eski Türk. Bakalım göz derinliği dış göz. Şimdi burun. Amın kim Karadeniz burnu var bunda. Burunun uzunluğunu küçült kanka o ne öyle. Burun ucu yüksekliği. Şöyle kaldır indir. Burun boyutunu küçült. Ha. Bak bir şeye benzedik. Dur. Burun deliğine falan gerek yok. Ağzımıza bakalım. Ağzın pozisyonu bir kere kötü. Ağız aslında iyi yerdeymiş. Ağzı şöyle yapalım. Somurt ya da gülücük. Gülücük at. Dudak kalınlığı şöyle olsun. Üst dudak yapısı bak. Bunlar var ya çok önemli detaylar. Şimdi gıdı yapısı. Kanka bu ne babaanne. Şöyle gıdımız içeride. Çene çizgisi şöyle hafif çıkık. Çenenin pozisyonu hafif öne. Çenenin yapısı şu iyidir. Çenenin uzunluğu şu. Kankacığım saç bölümü artık en taşşaklı yer. Şimdi bizim adamımızın adı Saruman olacağı için biliyorsunuz taşçaklı Saruman'ın beyaz saçları vardı. Kankacım Saruman saçı istiyoruz. Bana Saruman'ın saçını verebilir misin? Bu ne? Bana böyle Saruman'ın uzun saçları lazım ya. Yani Saruman nasıldı ki amına koyayım ya? La karı görek Furkan. Nasıl lan? Oğlum ten rengimiz güzel. Ten rengini zaten ayarladım. Dur saç ve sakallar ekleyeceğiz daha. Saruman gibi yapıyorum amına. Kankacım ya bence şu saçımız okey ya. Ama bu da şu mu yapalım? Bu ne amına ya bunu kim ciddiye alır? Şu iyi. Bu da iyice karı. Ananı sikeyim. Bence bu. Sana bir şey söyleyeyim mi? 40 kilometreden tanırlar bizi böyle. Kafamızın yanını yamuk yapmışız bu arada. Bir tık dikkat etsenize sol taraf içi çökük duruyor. Neyse savaş darbesi deriz. Bunun da primini kasarız. Şu kız saçı. Aha yemin ederim Vikingler. Vallahi sosyopat gibi olduk. Bence bu yakışır. Buradan hemen sakalımızı ekleyelim kendimize. Şöyle Türk olduğumuz bir tık belli olsun tamam mı? Bu ne amına? Şöyle bir şey yapayım mı? Bu nasıl Türk amına? Kanka şöyle taşşaklı bir bıyık yok mu ya? Bu ne amına ya? O zaman bana mini sakal ver mini sakal. Mini sakal seçeneği yok mu? Bıyıklarını beğenmedim. Bıyıkların kötü oyun. Ya şu sakal eklentisi niye var la? Bizim adam ne kadar çirkin oldu ya.
Tamam. Şu bıyık bir tık bize bir erkeklik katsın diyelim. En son artık yara ekleyeceğiz yüzümüze. Yüzümüzdeki yaralar bizim nasıl bir adam olduğumuzu belli eder. Şurada kurtla boğuşmuş gibi mi olsa ya? Kanka öyle bir şey eklememiz lazım ki bizi of kafam yarılıyor gibi. Anladın mı? Tamam buldum. Hem gözümüz beyaz oldu hem de böyle bir şey. Gayet güzel, korkutucu. Bakın şu anda adamımız her şeyle hazır. Adı Saruman olacak. Gerçek bir büyücü, gerçek bir kurt. Nasıl? Eskiden savaştığımız kurt gözümüzü çıkartmış, biz de akgezenlere dönüşmüşüz. Game of Thrones, anlatabiliyor muyum? Yarı akgezen, yarı insan. Kafamız saçı da Vikingler, Ragnar. Bıyık Osmanlı. Sakal İtalyan. Göğüs sırt Tunatavus. Kulak bilmiyorum. Kafanın yana gömüklü. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bence güzel. Bence güzel. İnsanla Kratos karışımı. Ha Kratos. Harbi tam Kratos olduk lan. Tamam. Şimdi bu ne? Aa bu nasıl bir şey lan? Tamam yaptım sanırım. Evet artık sonraki mi diyelim? Şimdi sonraki diyebiliriz. Arkadaşlar artık ailemizi seçebiliriz. Nasıl bir ailem olsun diyor bana, tamam mı? Kankacım bir toprak sahibine hizmet ederdi. Kentin tüccarıydı, mülk sahibiydi. Şehirde zanaatçıydı, ormancıydı. Şehrin aylak takımındaydı. Ailemiz bizim için çok önemli. Bunları iyi seçmemiz gerekiyor. Kentli tüccarlar da desem, kentli tüccar bize yakışmaz. Mülk sahibiydi desek, şehirde zanaatçıydı. Bir toprak sahibine hizmet ederdi. Hizmet etmeyelim. Mülk sahibi olsun. Aileden gelen bize bir gönderili silahlı 10 beceri puanı diyor. Demir ve kundakçılıkta yaya beceri. Aa demircilik çok önemli kanka. O yüzden biz şehirde zanaatçıyı değil seçelim. Çünkü ileride biz ticaret yapacağımızda demircilik sekmesini çok kullanacağız. Şehirde zanaatçıyı değil seçiyorum. Geçtim. Çocukluğumda benim öne çıkan özelliğim. Liderlikte nasılmışız? Liderlik becerimi 10 verir. Çift elli silahlara artı 10 verir. Atletizm veya ya bunlar önemli değil. Mühendislik ve ticaret. Şehir kuşatmalarında bu çok önemli bir detay. Ama henüz erken. İnsan ilişkilerinde cazibe ve liderliğe artı 10 beceri. Bu ileriye dönük atlar konusunda. Şimdi atım atı siktir et. İki şey var. Ya insan ilişkilerimizi yükselteceğiz ya da fiziksel güç. Bence diyorum ki insan ilişkileri daha önemli. İleride lord falan seçerken çok önemli, işimize yarayacak. Bu bedavadan fiziksel özellik kanka. Çocuktan böyle yetişmişiz. Abi yenge güzel olsun. Oha lan daha dur, doğdum yeni büyüyorum ama ergenim daha dur. Hemen ergen bölümüne gelince yenge falan. Puh. Can hoş geldin Can. Eyvallah kankam. Köydeki bütün çocuklar gibi sen de tarlalardaki işlere yardım ederdin. Ayrıca koyunları mı güderdin? Köyün demircisinde çalışırdın. Çift elli ve demirciliği artı 10. Zaten direkt ötekileri okumaya gerek yok. Ama tamirat tabi bakalım. Mühendislik ve becerisine vermiş. Burada çift elli ve demircilik. Şimdi çift elli silah kullanımında ileride balta, kılıç, mılıç, çift elli bizde çok önemli. Çift elli adamdır abi. Küçük hayvanları avlardım falan, bunlar sikim sonik şeyler. Köylü demircisinde çalışmışız, orada devam etmişiz. Artık büyüdüm. Gençliğe geldim. Tipe bak ya. Agalar, Kalradya büyüyen bir genç için savaş hiçbir zaman uzak değildi. Sen suvari eğitimi aldın. Suvari eğitimi alırsak binicilik ve gönderili silahlar. Geç. Garnizyonda nöbet tutun. Kundaklı yay. Geç. Binicilik ve yaya beceri. Geç. Piyade eğitimi aldın. Gönderili silah ve tekelli. Tamam. Cidacılar tekelli. Serserilik ve fırlatma. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Gönderili silahlar okey. Gönderili silah ve binicilik. Şu en iyisi. Suvari eğitimi almak en iyisi. Hem at yeteneğimiz artıyor. Hem de 10 numara elimiz kılıç tutmaya başlayacak. Gençliğimizi de güzel geçirdik. Gördüğünüz gibi. Güç, dayanıklılık, kontrol, sosyallik, her şey arttı. Zekamız yok. Tam bir geri zekalı doğdu şu anda. Hadi bakalım. Şimdi maceralarla dolu bir hayata atılmadan önceki en büyük başarın. Hadi yarraydık. Önemli bir seçim. Savaşta bir düşmanı alt etmek değil mi? Köyünü bir su baskınından kurtarın. Şimdi tek elli çift elli de becerim artacak. Güzel. Taktik ve liderlik. Ticaret ve demircilik. Tehlikeli bir hayvan avlamak. Şehirde meşhur bir macera yaşamak. İnsanlarla iyi geçinmek. Aa bakın. Daha ne dedim? Oyunun ilerisi için insanlarla iyi geçinmek çok önemli. Bunlar yine geleceğe yatırımdır. Hemen kankacığım şunu yapacağız. Artı cazibe ve vekilliğe 10 beceri getireceğiz. Çünkü yanımıza ne kadar hızlı adam çekersek o kadar hızlı klan toplayacağız. Klanımızı büyütüp ordular kurabileceğiz. Sonraki diyorum. Şimdi bu kim ya?
Kalradya'daki ailelerin birçoğu gibi. Senin ailenin hayatı da savaş yüzünden alt üst oldu. Ardı arkası kesilmeyen ordular evinizi talan etti. Sonunda evinizi sattınız ve baban, anan, erkek kardeşin ve iki küçük kardeşinle beraber daha güvenli olduğunu duyduğunuz yeni bir kente doğru yola çıktınız. Ne var ki oraya ulaşamadınız ananı sikim. Yolda kaldığınız han akıncıların saldırısına uğradı. Ebeveynleriniz öldürüldü ve küçük kardeşleriniz ele geçirildi. Ama sen erkek kardeşinle birlikte hayatta kalmayı başardın. Ne kadar cenabet, cünüp cenabet bir aileye denk gelmişiz biz. Herkes ölmüş ya. Şimdi çünkü diyor bir akıncı etkisiz hale getirildin. Tekerli, yay ve teknik, binicilik ve serserilik, liderlik. Bence yolcuların kaçmasını sağlayarak liderlik ve cazibeye de ekleyelim. Sosyalliğimiz artıyor böyle ama... Kurnazlığın da bir tık artması lazım. Kurnazlık çok kötü. Kanka kurnazlık oyuna getirelim adamları da biraz taktik becerimiz artsın. Yoksa o map'te gezerken bok gibi kalacağız. Ya Rabbim yani. Hah. Şimdi ismimi gireceğim. Kankacığım adım Furkan Hanedanı'ndan kolsuzların hükümdarı Saruman. Medeniyet imparatorluk, aile şehir zanaatçısı. Erkek çocuklarla ney? Erken çocukluk insan ilişkileri iyiydi. Ergenlik köyün demircisinde. Gençliğinde süvari eğitimi aldım. Genç erişkinlik insanlarla iyi geçinmişim. Hikaye geçmişi akıncıları oyuna getirmişim. Sonraki diyoruz. Ve şimdi çapulcu seviyesinde başlamışız. Oyuncunun aldığı hasar %25'e indirgenmiş. Bunu gerçekçi yapalım. Yani yediğimiz demeç neyse aynen ölelim gidelim, anladın mı? Dost askerlerin aldığı hasar %50'ye indirilmiş. Çok kolay olmasın. Gerçekçi de olmasın, kolay olsun. Bunu eğer ki oyun bize sarmazsa, çok basit gelirse değiştirelim ama oyun başı bunu böyle var ya, ağzımıza sıçarlar beyler. Yani gerçekçi konuşmayı o çapulcular bile bizi döver yani oyun başında. Bunu daha sonrasında değiştiririz. Asker toplama zorluğu çok kolay. 2 ekstra kolay, 1 ekstra gerçekçi. Kanka çok kolayla başlayalım. Oyunun başı hızı geçelim. Harita hareket hızı çok kolay. Bunu hareket hızı bence çok önemli değil. Oyunun içerisinde bizim sıkılmamamızı sağlar. Bir yerden bir yere hızlı gidelim. İkna başarısı kesinlikle yüksek olsun. Dövüş yapay zekasının zorluğu. Kanka deneyimli olsun be. Ağzımıza sıçar yoksa. Gerçekten pis döverler. Savaşlarda klan üyesinin ölme ihtimali %100, gerçekten ölsün. Doğum ve ölümü etkinleştirdik. Biz de ölebiliriz oyun içerisinde. Kahramanların savaşta ölmesi. Savaşta bütün kahramanlar için... Ha, ölebilir. Klan üyelerinin getirilerini otomatik olarak dağıt. Bunu da tıkladık. Yani adam bir savaşa giriyor. Bir şeyler olacak. Kazanacak benden habersiz. Parayı tek yemesin. Ben de yiyeyim. Anladın mı? Bunun olayı o. Hadi bakalım. Oyunu başlat dedik. Ve Saruman'ın hikayesi başlıyor. Asiktir ya. Kardeşim diyor 3 gündür bizim dostlarımızı, adamlarımızı arıyoruz, onları bulduk diyor. Onları gideceğiz diyor. Burası birliklerin kullandığı eski bir eğitim alanına benziyor falan filan. Kanka bizim eğitime devam etmeyelim. Biz parkuru yapmamıza gerek yok. Ben oyunu bildiğim için. Kaybedecek zamanım yok. Ayrılsak daha çok işi hallederiz. Eğitimi geç diyeceğiz. Emin misin? Bu seçenek hikayenin sınırları barındıran eğitimi sonlandır ve tek kişilik oyunu başlatır. Bu seçeneğin eğer eğitimi en az bir kere tamamlatırsan tercih etmen önerilir. Eğitimi geç. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi görevler geliyor. Eğitim alanından ayrıldıktan birkaç saat sonra bir ağacın altında yatan yaralı bir adama rastladın. Suyunu onunla paylaştın ve yaralarını elinden geldiğince sarmaya çalıştın. Sana seyahat eden bir doktor olduğunu söyledi. Yardımlarının karşısında sana küçük bir bronz parçası verdi. Bu parça kendisine ödeme mahiyetinde veren savaşçının bu parçanın Nelset budaları ile ilgisi olduğunu iddia ettiğini söyledi. Parçanın çok değerli olabileceğini düşünüyordu. Bu konuda daha fazla bilgi edinmeye karar verdi. Yazın birinci günü 1084'te Taknasun bahsettiği eseri buldun. Lanlara, lanlara geç. Soyadını seç. Soyadımız bizim sanırım ne olacak? Saruman Tamer. Saruman Tamer. Bu ne ama? Oğlum Saruman Tamer diye bir şey olabilir mi ya? Sancağımızı seçelim. Böyle iyi bir sancak bulalım abi bize. Kurt olabilir. Türk simgesi. Hala böyle at olabilir. Hilal milal varsa o olabilir. Aa, her silal var ya. Şu da olsun ya. Şu güzelmiş. Boyutunu büyütelim hilalin. Şöyle ark hilali beyaz yapıp arkayı kırmızı mı yapalım? Olabildiği kadar oluyor. Tam tersini yapsam peki? Burada beyaz seçeneği yok. Tamam. Bu bence bizim yapabileceğimiz en Türkçe olanı oldu kanka.
Hadi bismillah. Agalar, oyunu hiç bilmeyenler için burayı göstereyim. Burası bizim dünya, dış dünya mapimiz. Size bahsettiğim o krallık aslında boyutu bu kadar de. Tamam mı? Koca bir imparatorluktu. Bu işte bu kadar parça ayrıldı. Her bir renk bir krallık. Her bir renk bir orduyu falan ifade ediyor. Şurası Türkler diyelim. Şu aşağı Araplar. Şu aşağı taraf ne olduğu bilmiyorum. Vlandiyalılar, güzel savunmalı okçuları var. Batanya en iyi okçuları üretiyor. Bunlar güzel süvari, pardon süvari değil de daha çok kalkan zırh piyadesi güçlü. İmparatorluk piyade ve süvarisi güçlü. Oyunun ana ekranında buralarda pek bir şey yok ama gerçekçi savaş ekranı için birileriyle fight atmamız gerekiyor. Harita, mapimiz bu. Amacımız tüm dünyayı ele geçirmek. Saruman Tamer bölümü başlamıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Zumat. Bir kişiyiz. 1000 liramız var. 2 ihtimalimiz var. Ya şehirlere gideceğiz oyun başı. Sağdan soldan turnuvalara gireceğiz. Ya da adam toplayacağız. Topladığımız adamlarla birlikte çapulcu döve döve para toplayacağız. Burada şu anda herhangi bir şey yok bu arada. Sessiz Dice. Yoldaş edinmek önemli. NPC'lerin portun üstündeki çubukta görebilirsin. Şimdi bunu geç kanka. Bizim NPC'yi falan görmemize gerek yok. Arena'ya git. Arena'ya gir. Şu anda turnuva yok. Çık abi. Beyler bize turnuva lazım. Tamam mı? Saruman için turnuva arıyoruz. Zeonika'da turnuva var mı? Sanırım yok. Ama bir gidelim. Bir kişi olduğumuzdan dolayı bizi kolay kolay kimse bulamaz. Şu anda herhangi bir adama para vermiyoruz. Sağ aşağı kısımda görebileceğiniz. Burada bu arada turnuva falan yok. Burada paramız var abi. Nüfusumuz önemlidir. Adam toplarken lazım olur. Bu canımızı görüyoruz. Anlık can. Şurası anlık ordu. Burası anlık günlük yiyecek. Bir günlük yiyeceğim kalmış. Her an ölebilirim yani. Çalmaysa bir bakayım. Kanka hiçbir yerde yok ya. Aha burada turnuva var tamam. Her şey hazır. Burası da birlik morali. Şu an tek başımız olduğumuz için 49. Ne kadar fazla fight kazanırsak o kadar hızlı birliğimizin morali falan artıyor. O zaman da savaştan kaçma ihtimalleri düşüyor. Nightbot'umuz bizim Yunan galiba TR bayranlarına ban atıyor. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar buradan arenaya git diyeceğiz. Abi burada nasıl arenada şey yok ya? Ha şu işaret pardon. Konuşmak için birileri bizle. Tamam. Yorraydı gizleyin. Dur oğlum. Beyler bu şehirde de yoksa artık adam toplayıp çapulcu döveceğiz. Yapacak bir şey yok. Bak şu çapulcular var ya. Allah ne verdi girişirim yani. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Bakalım. Arena gece kapalı. Biraz uyumamız gerekiyor burada. Geceyi bir geçirelim. Bir gündüz ol başkan. Burada turnuva var. Turnuva işareti var. Turnuvaya katıl. İlk turnuvamızı yapalım. Biraz para kasalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Bu arada yayında donma, kasma vesaire var mı? Bana onu bir yazın. Abi turnuva ödülümüz WASD hepsini deneme. Şaka mı lan bu? Abi ne kadar. Oyunun başı bahis yatırmayacağım. Çünkü ödül aldığımız ödülü satarak bile girecek bir şey yaparız. Birinci olmaya çalışacağız. Hadi let's go. Bismillahirrahmanirrahim. 2-2 şu an. 2vs2. Hadi bebeğim. Vur onu vur amına koyayım. Ben seni koruyacağım kanka mızrak at. Şimdi o sana vururken ben ona vuracağım. Anladın mı? Taktik bu. Heh aynen öyle. Hop. Harikasın sen bebeğim. Şimdi orospu çocuğunu ben keseceğim. Sen önden ben arkadan. Oğlum sen var ya mükemmel bir detaysın. Sayılır abi. Biri yayın iyi diyor öteki yayın sayılır diyor. İyi mi sayılır mı oğlum? Şimdi kimle kim? Oo herkes 2vs2 asiktir ok geliyor. La bizim adamı nasıl vurdu? Ananı. Oha ananın amı kanka sen ne vurdun? Bana vur ben oyalıyorum sen vur. Vur oyalıyorum ben. Vur bir tane daha vur. Ha, kaç lan vuruyorsun sen? Tamam onun okçusunu öldüreceğiz şimdi. Kanka bizim Saruman'ı nasıl vurdu? Biz acaba hasarı mı azaltsak ya? Nasıl dövüyor bizi? Ağzıma sıçtı. İyi ki para yatırmadık ya. Vallahi iyi ki para yatırmadık ha. İlk savaşımızı kaybettik abi. Oğlum biz nasıl dövüşeceğiz ya? Yok abi mis gibi. Tamam. Beyler benim bir tane daha şehir bulmam lazım. Amitas'a bir gideyim bakayım. Abi 1000 liranın üzerine koyayım ki adam toplayayım. Böyle 20-30 kişi toplarsak anca dövebiliriz çapulcuları. Şu an hiçbir şey yapamayım. Oyun başı herkes nasıl vuruyor bize? Burada hiç kimse yok. Bu iyi. Otomatik kaydetmesi açık.
Bakayım şöyle yakınlarda başka nerede şehir var? Epictoria var. Kesin var ya. Şu Epictoria'da yoksa beni siksinler. Ağzıma vurdu ya. Gardımızı indirdiği an çaktılar. Şimdilik böyle de ileride böyle olmayacak. Amına koyacağım onları. Acaba 1000 liraya kaç asker toplayabilirim? Var mı Epictoria'da? Burada yok. En yakında bir şey yoksa şuradan hemen köylere gidelim. Kendi ordumuzu top... Ananı sikeyim. Kendi ordumuzu toplayalım asker. Şöyle geri zekalıları. Saruman. Oğlum bize adam lazım la. Abi her yerde çapulcu var ha, bizi sikecekler. Şuradaki çapulcu gitti mi acaba? Burada nöbet tutuyor pezevenk. Yarra yedik mi beyler bir tık? Şu an iki kişi olduğu için bizde hızımız çok yüksek. O yüzden kafamız rahat. Aman okudumun çapulcusunu görün nasıl bizi darlıyor. Nasıl bizi darlıyor. Şuradan asker topla. Of. Hepsini ver. Bir tane süvari satın aldık. Şurada miktar yazıyor. Kaç lira? 660 lira para ödememiz gerekiyor. Bunu da ödedik abi. Şimdi 13 kişiyiz. Beyler olayımız şu. Karşımıza 10 kişi var. Şunları bir dövelim. İnşallah. Bunları dövüp ağzına sıçıp. Aha 6 kişi daha geldi arkadan. 16 kişi bizi dövebilir ya. 16 kişi bizi dövebilir ama benim stratejim namına koruz. Gel lan hayırdır amına. Bir ayrılın. Back off stranger. Back off stranger. Geri çekil yabancı. 16 vs 13. Eğer kazanamazsak tüm askerlerim ölür. Hadi bakalım parayı full yatırdım beyler size. Şimdi ben adamları üzerimize çekeceğim. Siz onlarla savaşacaksınız. Hazır mısınız? Hizaya geç. Hizaya geç. Herhangi bir okçu mokçu var mı lan aranızdan? Sen de. Beni takip et. Sen beni takip et. Adamları bizim heriflerin üzerine çekeceğiz, tamam mı? Herifleri bizim üzerimize çekeceğiz. Maksadımız çok belli. İkiye bölersek yarısı bizim atları kovalarken öteki yarısı. MPG oğlum bunları kandırırız aman akıyım. İkiye böldüm bile. Şu an kafayı yedi onlar. Taş atıyor zaten bu gerizekalı. Anlatabiliyor muyum bak? Çapulcu böyle yenir. Şuradan mızrağı çekeyim. 200 metreden saplayayım şu gerizekalılara. Umarım diğerleri bizim dövebiliyordur amına. Oğlum ilk ölü bizden gitti lan. Hadi şimdi buraya yardım edelim. Ananı avradını sikeyim. La benim adam kolunu kaldıramıyor ki. Birini yıktım. Ötekini bayağı vurdum. Hadi at dön amına. Oh, Saruman seviye atladı. Tamam da ilk fight'ı kazandık. Saruman Tamer. Saruman Tamer'in kılıç. Ama kaçmıyorlar ha. Hala yeneceklerine inanıyorlar yani. E bunlar ayakta kaldılar. Oğlum salak mısınız ya? Atın üstündeyim atın. Benim kılıç 30 santim falan herhalde. Ben ananı kim at? Bizim at tır gibi dönmüyor ki. At, at dönmüyor ki kanka. Tamam döndürdüm. Kaç ölümüz var? Saldıran tim bizim timden 9 ölü var. 2 tanesi yaralımız var abi. Karşı taraftan da 10 tane ölü var. Sanırım öyle bir şey. Hemen buradaki ganimeti kendimize çekeceğiz. Sivil ekipman. Kaladiz'deki bütün kahramanların 2 ekipmanı vardır falan filan. Ya bunları ben biliyorum abi. Bana ne anlatıyor? Hepsini al kendine. Şimdi para olarak 450'miz var. Güzel para. Hemen buradan adamlarımızdan 2 kişi kaldık. Olabilir. Köylere gideceğiz. Toplayacağız. Gece savaşı olduğundan zor savaştım. Topla ne kadar gerizekalı varsa. 124 lira kaldı. Şuradan hemen bir seviyemizi aldık. Seviye falan bunları kontrol etmem gerekiyor. Agalar ileriye dönük demirciliğimizi yükseltelim diyorum. Çünkü ticaret yapacağız. Burası boş değil. Bayağı önemli bu kısımlar. Demircilikte zaten puanlarımız yüksek. 2 tane var. Biz o zaman binicilikte çok kötüyüz. Gönderili silahlarda falan şuraya bir basalım. Çifterliğe basalım. Tamam. Saruman şu an 11 kişiyiz.
Bir köye mi gidelim ya? Çapulcu arayacağız. Yapacak bir şey yok. Gündüz gündüz çapulcu arayalım hadi. Oğlum buradaki adamlar bize minnettar oluyor biliyor musunuz? Bak biz de şu kıvama 160 kişi geziyorlar orospu çocuklar. Herkes aldı gitti görüyor musun? Hadi şuradan biraz okçu çekebiliriz. Bulunduğumuz her toprak kendi adamını basıyor. En fazla bu arada 22 kişi toplayabiliyoruz. 200 lira mı? Asiktir ya. Bir tane mi okçu alabiliyorum? Tamam bizim acil savaşmamız lazım. Bir tane şehre gidip elimizdekileri satalım abi. Heriflerden topladığımızı satmamız lazım. Saruman Tamer'in ilk ticareti. Hangi oyun bu mu? Bannerlord, Bannerlord. Kendi krallığımızın ilk günleri. 16 çapulcu var. Bize sataşmıyor güzel. Şimdi agalar nasıl yapacaktık bu işi lan? Bunu nasıl yapıyorduk ya? Ham bölgesine mi girecektik? Ticarete gir. Yok ticaretten ha. Ezilmiş dere sat. Şunu sat, bunları sat. Aslında kendi elimize de bir eti satma amına koyayım. Dur iptal et. Adamlar ne yiyecek kanka? Bunları sat. Tahılı niye sattık? Dur iptal et. Bunu bir ayıralım ya. Nacak kazma. Sat amına koyayım bunlar. 430 lira para. Güzel para. Hemen sağdan soldan köylülerin adam toplayalım. 22'yi tamamlayalım. Hatta ötekileri de okçu yapalım. Şuraya kadar koşalım. Gerek yok. Birliğimizde bir günlük yemek var abi. Bugün savaşmazsak ya bu adamları savaşta öldüreceğiz bizim için savaşırken ya da acından ölecekler. Her şeyi yapmamız lazım. Şu an bir bak hiçbir sıkıntımız yok. Asker topla. Oh okçu basmış bak oyun buraya. Güzel. 22. F5'te kaydediyoruz değil mi? Harika. Hadi şimdi okçum da var ki stratejik savaş yaparım amına koyarım. 22 kişi oldum bile hemen. Şuralarda imparatorluğun oralarda çok fazla bot dönüyorum. Aha amına koduğumun NPC'si burada geziyor. Kanka çok hızlılar ya. Sıfır kül NPC'den de dayak yemem. Aha 16 kişi. Bundan güzel ekmek çıkar beyler. Bizde at var. Yakalarız. Ya? Ya teslim olursun ya da ölürsün koçum. Hadi. Şimdi en az 20 askerin varsa ya, savaştan önce stratejini belirleme seçeneğine sahip oluyorsun. Kahramanların forma... Ya geç abi ne anlatıyor bu ya? Ben oyunu biliyorum Arthur. Kanka. Mal mı lan bu oyun? Soldiers, after me. Rider, move. Forward. Mal mısın oyun? Footman. Piyadeler, move. Gel öne. Formalize. Okçular, kaç kişisiniz oğlum? Okçular nereden bunu? Move. Dizil. Okçular ayrı dursun. Ayrı dur, ayrı dur. Siz kalkanları bir kaldırın koçum. Atlı, sen de şuraya geç aslanım. Gelenleri okçular vursun. Bir bakayım. Vur, öldürün. Öldürün. Ben komutanınız olarak burada bekliyorum. Saruman Tamer. Yeni kral. Aptal NPC'leri götümde gezdireceğim. Siz onları öldürün. Amına koydum malları. Bunlar böyle ölürler. Salak bunlar. Adam taş atıyor ya. Hücum emrini veriyorum beyler. Gir amına. Hop. Kafa kesmeli. Kralınıza vuruyor lan öldürün. Aferin. İyi sıfır sıfır kill mi? Oğlum bizden nasıl iki kişi öldü lan adamlar taş atıyor amına. Bizden iki kişi öldü ya. Her neyse yükseltmeler gelmiş. Bu arada oyun başında bunları çok fazla yükseltmek çok mantıksız abi. Hem para gidiyor bir sürü bak 190 lira para vereceğim. Bu da yetmezmiş gibi bu adamlar çok fazla artık ücretleri artıyor. Bunu öyle bir strateji koymam lazım ki benim. 10 numara ayarı vereyim. Oğlum bak kasma falan var mı lan yayında benim ekranım kasıyor. Bu ne lan? Benim burada sıfır bir şey var. Her neyse dur bakalım. Bize acil para lazım. Tekrardan bir şehir yapmamız gerekiyor. Seven'a gidelim baba. Kafamı hiç ağrıtmayayım ya. Sürekli oraya bakacağımı. Şunu yükseğe çekeyim ve devam edeyim. Çok aşırı fark etmiyor çünkü oyun içerisinde. Ticaretimizi bir yapalım. Reis. Ama bunları biz satmayalım da dur. Belki... Bizde kasma yok. Ha, o zaman benim yan ekran kasıyordur ya. Olabilir. Tamam tamam. Benim yan ekran kasıyordur. Agalar benim ayağımdaki şey daha güçlü bu mu? Bak buradan bakabiliyoruz. Benim şu anda ayağımın ayak zırhı 5'miş. Buradaki zırhlar falan çok önemli. Ben şu anda hiçbir şeyle girmiyorum ki.
Hiçbir şey yok üzerimde yani. Çırılçıplak giriyorum. İki tane kıyafetimiz var. Biri şehir, biri savaş. Bunları dandik. Şunları satalım. Sat. Bak ayak sırrı 6. Kendimi alacağım. Anladın mı ticareti? Sat. 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 Daha iyisi gelene kadar sat. Sat. Bak bunun gövde zırhı daha güzelmiş. Kendine giy. Gördün mü? Üstümüz başımız değişti. Kafa zırhımız. Kafamda zırh yok ki amına koyayım. Artı 5. Gel. Ötekiler yemek diyecek. Dirgen. Sat amına koyayım. Ayaklık sat. Omuzluk sat. 430 lira para üstüne üstümüzü başımıza dizdik. Mis gibi. Anladın mı? Şimdi buradan devam. Kankacığım elimizdeki bulunan parayı tekrardan asker alacağız. Bence hazır okçu alalım. Okçular. Aha burada bir kuşatma var ha. Bizim sikimize değil de şu anda biri birinin devletine giriyor. Vilandiyalılarla Batanyalılar savaşta kanka. Burada bu kadar asker bulunması bile mucize yani. Batanyalılar asker toplaması gerekiyor normalde. Normalde toplaması gerekiyor. Mal ama. Girelim asker topla. Bu ne lan? Hep çapulcu sopacılar var. Aha dur. Fili turnuva. Şurada bir kayıt alalım. Turnuvada dayak yersek geri buraya döneriz amına. Gir baba. Arena'ya git. Turnuvaya katıl. Katıl. Verdiği ödülü satarız. 1500'e 10 numara. Keyfimize bakarız. Turnuvanın ödülü sancak mı? Sancak ne amına? Bahis koymuyorum. Gir. Sarımağın ve en kötü savaştığım şey sabit balta. Ben niye Medine dilencisine döndüm amına? Ben normalde daha güzel kıyafetler satın aldım. Beyler öyle bir piçlik yapacağım ki. Şimdi bu beni kovalıyor. Bundan bunu ortasından kaçacağım. İkisi birbirine girecek. Hop kaçtım. Vur orospu çocuğu. Beni kovalıyor. Nasıl taktık? Abi var ya emin Amerika gibi birbirine düşürüyor milleti ya. Turu atla diyelim. Bahis komuyoruz girdik. Şimdi takımlığa girdik. Tamam. Kanka arkana bak arkana bize giriyorlar. Gel orospu çocuğu. Hop. Alttan bir tepik. Yardım et lan. Lan. Lan amına. Oğlum bu mal lan golsuz mu ne ha. Arkadan vur arkadan vur. Kafasına kafasına vur. Helal. Vur vur. Çok iyisin. Şu orospu çocuğuna da ben vurayım. Herkes bana saldırıyor ya. Bütün NPC'ler mal amına koyayım. Elimdeki kalkanı görmüyor. Bak hani çalının içine girmiş ha pezevenk. Senin amına koymam mı ben şimdi? Hop. Koşayım mı? Koşma tuşu yok ki oyunda. Hop. Sen bir tane vur. Tepik. Hop tepik artı bıçak. Helal koçuma benim. Hadi lan birinciliği oynayacağız. Aleyküm selam beyler. Dur lan turu atlayalım. Ha, 1v1. Asiktir ya. Balta 1v1 çok kötü. Savunamıyorum ya ben. Ben de senin ananı sikeyim. Hop. Ananı sikeyim. Lan ben de sana balta vurdum. Sen niye öldürüm? Ölmedin de ben öldüm. Yine bir fight'ta kaybettik arkadaşlar. Her zaman böyle oluyor işte ya. Yaycılıkta kendimi geliştireyim bari. Kale köylerine gidersen okçu bulabilirsin. Kanka yok. Ben oyunda az çok biliyorum. Şu aşağı köylerde daha fazla adam var. Okçu olarak. Şu çapulculara girelim. Dur da. Bir tane adam alayım şuradan. Çapulculara girelim de bari bugün ekmeğini çıkardık amına. Yeah. Oh yeah. Seni bir sikeyim gel. Bir de kafa at. Bunlar kim lan? Aa bizle birlikte savaşa girdiler. Hadi beyler. Oğlum benimle birlikte koca lord neden çapulcuya giriyor ya? Benim ne zaman böyle ordum olur komutanım? Benim arkadakilere bak hele bak şu Türk bayraklı simgeliler benim askerler. Araya nasıl sızmışlar ölmemek için. Hatta zekanızı kullanın arada ölmeyin amına koyayım. Zaten deneyim puanı kazanacağız. Siz arkada bekleyin bu mallar gitsin savaşsın. Ben sizi temsilen gidiyorum zaten. Hoşlarım benim ya. Oğlum gerçekçi yaptık ya. Dövüş simülasyonu şunu bunu en üst seviyeye aldık. Hasarımı düşürsek acaba ya? Direkt tek yiyorum amına koyayım. Onlarınkini mi düşürdük? Bizimkini mi yükselttik? Hop! Attın oğlu. Oğlum bir kill alayım lan bari. Benim var ya silahları bir tık değiştirmem lazım. Atımla şunu koruyayım da ben öldüreyim.
Adamı götünden vurdular amına. Helal, güzel. Bizden kimse ölmedi. Deneyim puanı kazandık mı? Bir de net mi verdiler? Amına koduklarım taşak geçiyor. Askerimi yorduğuma değmez lan bir et için. Bütün günümüzü kaybettik bunların yüzünden. Hasar nereden düşüreceğiz ki beyler? Ayarlar. Oynanış. Yok ya, o ayar başka bir yerden düşüyor da şimdi neyse. Bu oyun böyle oynayacağız. Dayak yiyor, dayak atmayı öğreneceğiz. Yapacak bir şey onun. Şu köye bir gidelim. 870 kişi. Kralın ordusu ha. Garyos kral. Oyundaki... Oha. Amına koyayım şimdi yarrağıydılar. 27 tane adam 356-400 istiyor. Ben şöyle yapacağım. 300'e hepsini satın alacağım. Limiti aşacağız. Daha sonra birliğe gireceğiz abi şuradan. Birlikteki dandik askerlerimizi de savaştan atacağız. Kim bunlar? Vigla acemisi. Bak şu var ya şu. İki tanesini gönder. Bir tane de şundan gönder. 22 kişi olduktan. Anlatabiliyor muyum? Buradaki yükseltmelerimiz var. Asker yükseltmesi. Bakalım kim var? Yok hiç kimse yok. Hazırız. Bak bak gittikçe elimiz yüzümüz düzelmeye başladı ha. Hadi bismillah. Böyle bize yüksek sayıda çapulcu lazım ya. Bunlar çok az kişiler. Direkt normalde aha geldi 20 kişi. Kervanlara falan da saldırılabilir de. Kervanlarda bir tık şey muhabbeti var. Direkt krallara, kraliçelere, şunlara bunlara savaş açıyoruz. O muhabbete girmek için henüz o kadar güçlüyüm. Gündüz olmasını bekliyorum abi beyler. Malı tuttum da zaten. Abi gece savaşmak çok sıkıcı ya. Bunu bir döveyim. Bu ne diyor daha? Her zaman bunu mu yazacaksın amına? Beyler yerimiz çok kötü ya. Oyun var ya gündüz çok güzel abi. Gece hali çok kötü de. Hem yönetmek falan da güzel. Şu slow motion muhabbeti var ya tam emir verirken. Benim elim alışık tabi bu emirlere. Kalkan duvar oluştur. Okçular ayrık dursun şöyle. Bakayım. Oha menzile girmişler amına. Ben yarısını döndürmem lazım şu tarafa. Okçuların CV bir tık yükseldiği için uzaktan vurmaya başladılar. Sırtınızı dönseniz acaba. Yarrağı yerdiniz gibi kankası orada. İyi savaşıyoruz. Oha amına koyayım. Nereden bana tutturdun mızrağı? Mızrak da değil ya. Dirgen de savaşa gelmiş. Okçular çok iyi. Benim favori ordum okçudur ya. Nasıl aldık? Bir kişi ölmüş bizden. Önemli değil. 5 tane tutsak var. Tutsakları hanlarda satarız. Bitti. Buradan ganimetleri de topla. Bunlar da tek sıkıntı para çıkmıyor beyler. Keşke para çıkma muhabbetini halledebilsek bir de. Aha turnuva var. Gel. Bu turnuvada da yenilirsem amına koyacağım artık oyunu. Şurada bir F5 al. Gir kanka. Önce bir ticaret yapalım. Ticaretimizden şimdi ayak zırh kötüymüş. Şunları da at. Tamam. 675 lira. Ben ortalama bir ekonomi kurmayı başardım diyebilirim. Hem paramız geliyor artık sürekli. Hem de aha kılıç. Bunu kesin kazanmam lazım. Hem paramız geliyor babalar. Hem de ordumuz büyüyor. Şimdi yine yarraydık balta vs'si. Bu ne lan 1v1 mi bu? Aha. Batanya'nın cidacısıyla Batanya baltacılarıyla mı dövüşeceğim gerçekten? Şimdi sen suya gir ve suda bir yavaşla bakayım. Her zaman sana yakın duracağım ki kafayı şöyle kaldırıp ben kafamı yarma amına. Daha yeni yaşadım çok kötü bir şey. Abi F1 artı F3 ver taktiğe gerek yok. Hile yapmam. Katı. Aha bu sefer okçu benim. Beyler beni koruyun. Beni koruyun okçu. 4 vs 4. Vurdum bir tane. Ulan umarım kılıcım vardır. Vurdum 2. Ben sizin gibi takımı sikeyim. Amına koyayım. Topayı almışız, kılıcı almayı unutmuşum. Lan kılıcı alınca sopa alınmıyor. Böyle saçma oyun mu olur? Ya oğlum biz turnuvalarda niye o kadar kötüyüz ya? Dur lan bu turnuvaya bir daha döneceğim lan. Bu turnuvayı ben kazanabilirim. Yükle. Tam buraya gelecek, tam buraya. Gelen giden beni dövüyor, ben anlamadım ki. Şuradaki sattıklarımızı satmadık olarak görecek. Arena'ya git, turnuvaya katıl. Ödül değişebilir bu arada. Gene sancak geldi.
Sancaklar haşırı ki ya. 1v1. Ya benim bir de canım az. Sağ tarafta görüyorsunuz değil mi? Bir tane savur. Savur bir tane. Sen savurmuyorsan yarrağı yedin. Ben zaten otomatik vururum seni hemen. Saruman Tamer ilk killini aldı. İlk savaşlar kolay geçiyordu. Ötekiler zor ya. Şimdi benim rakibim belli oldu. 4v4 bir tane daha atacağız. Ha, bu sefer ben savaşçıdayım. Adamlar nerede? Amına koyayım, ben bu havadayken nasıl elimden vurdu lan beni? Seni koruyorum. Git üstüne git. Helal lan. Çok güzel savaştık. Kanka şimdi ben seni döveceğim. Ne olur yenil lan. Para lazım biliyorsun lan. Para lazım. Asiktir yine 2v2 varmış. Ondan sonra sadece kılıç. O kadar yeter. Oğlum adam ne kadar hızlı gidiyor lan bizimki. Neyse oyalasın o. Oyala. Helal lan. Ah, abi sinsi bas. Beyler elektro işler basın. Tamam 1v1. Bunu alırsam kazanıyorum. Nerede lan adam ha? Seni gördüğüm kadarıyla kılıçta iyisin bebeğim. Kafanı yaktım. Sırf adamdan bir saniye önce zıplayarak vurduğum için başıma bu geldi. Biz en iyisi çapulcu dövek ya. Çapulcu iyiydi amına koyayım. En azından dayak yemiyor kanka. Sürekli rezil olduk. 3 kere mi öldük? 4 kere mi öldük? Gerçekçi hasarı değiştirek ya. Nasıl vuruyor bana amına koyayım? Neyse 700 lira paramız var. İyi ekmek çıktı. Yuh be. Aa 17 tane çapulcu var. Tutamıyorum adamı. Bu sefer bunlara direkt emir verip hızlı hızlı tokatlayabiliriz. Aa, ben sadece George'da kolsuz sanıyorum. Beyler oraya kadar full focus o kadar güzel geldim ki. Ama daha sonra patladık işte ya. Gene amını benim ekmeğime biri gene musallat olmuş baksana. Bu yeşil şeyler kim amına koyayım? Yine geldi bizim savaşın ortasına girdiler. Eğer kendi ordumu böyle bir güzel bir ordu kurarsam 200-250 kişilik ilk seviyelerde. Çünkü ben 1000-1500'den aşağı orduyla gezmem. 200 seviye kadar bütün lordların içinden geçeceğim ya. Şu benim ekmeğim oyun başı çalıp beni zor duruma düşürüyorlar ya. Gideyim bari ben kiralayayım da birkaç tane. Yoksa sıkıntı yaşayacağız kanka. Hiç para vermiyor amına. Oğlum benim at bile gitmiyor ha. Yük beygiri mi acaba bu? Oğlum hep 1v20 kaldım. Nasıl oldu bu? Amına koduğum taş mı atıyor? Göktaşı mı fırlatıyor? Belli değil. Bizim okçulara bak be. Koçlarım benim arkada duracağını biliyor. Biz gidip ölümüne savaşıyoruz. Aha öldürdüm. Bir kill aldım. Bunun FPS modu nasıl açılıyordu kanka? Direkt bizim adamın gözüne nereden giriliyordu lan? F miydi? E miydi? R. Bak. Atın üstündeyim amına. Böyle savaşmak dünyanın en zor. Onu nasıl taş atıyor? Orası bir çocuğunu görüyor musun? Kanka bu modda oynamak çok zor ya. Böyle savaşabilene helal olsun amına. Ben adamı da bulamıyorum ki böyle. Ama gerçekçi. Ama adamın taş attığı içimize girdi. Abi yayın kasıyor mu? Nasıl ya? Bunda kasmaması lazım. F5 basın abi. Aa dur lan yeni bir turnuva var. Bekle bir turnuva buldum. Hadi lan bu sefer kazanacağız. Elimiz ısındı. Bak güzel bir miğfer. Bunu belki satmayız. Kendimiz takarız. Güzel olur. Ay sikiyim baltanın. Canım da az. Kafa kardeş direkt şöyle duracağım bu sefer. Şöyle duracağım bebele. Anlatabiliyor muyum? Benim anladım ki kafadan yiyince yatıyoruz. 4vs4 ve okçu benim. Daha önceki okçu savaşında ben ölmüştüm. Ya çek kılıcı gir. Bir tek niye bizim adamlarda eksik mi var? Arkadan girdim. Vur. Helal. Aptal ya. Arkadan ok atıyor. Gelsene yardıma. Dövelim amına.
2vs2. Aha balta vs'si. Oyun başı bu kadar balta vermesi çok kötü. Neyse bizim adam dövüşürken. Amına koduğumu çocuğu. Ölsene. 2v1 kalınca bir an bir sıkıştır dedim. Hadi 1v1 bu sefer kılıç vs'si. Senin amına kodum çocuk. R'de dövüşeceğim. Hop. Amına. Her dakika da kaybedilmez ki canım. 1 olur 2 olur amına koy. Herkes mi dövebiliyor ya? Geleceğim okçu toplayacağım her yerde amına. Ben de para harcayacak yer alıyorum ha. Neyse al ya okçu al. Tüm piyadeleri at amına. Nerede lan bunlar? Sikirin gidin lan. Aşırı sinirlendim ya. Herkes dövüyor bizi ya. Bak adamlara seviye bile geliyor. Son 200 lira mı kaldı? Abi kara. Harbi Kratos gibi tip yaptım. Ahmet gibi dövüşüyor zaman akıyım ya. Rezil rüsva dövüş yapıyor sürekli. Beyler genelde orduların orada çapulcu olmaz da. Aşağı inelim biraz haşmet görelim. Oo, iki tane devletin savaşı var burada. 5 kişiye de girmem bu arada. 5 kişiden de daha yemem. Koşalım. Belki bunun buralarda kankası mankası vardır. Hadi bismillah. Tutakları satmadık. Evet o var bir de. Dur onları güzel hatırlattın reis. Böyle şehre doğru çıkarım. Bir taraftan çapulcu arayalım. 11 kişiden bir ekmek çıkmaz ya. Bir de şu 170 kişi ekmeğimize sulanır şimdi. Devam. Karbatış'a geri geldik. Bir turladık geldik. Tutsak satıp gelelim. Abi limiti nasıl yükseltiyorsun? Ne limitini? Ticaret değil de ham bölgesine git. Tutsaklara fidyesini al. Bütün tutsaklarını tek seferde elden çıkartabilirsin. Ya da tutsaklarını tek tek seçmek için fidye simsarıyla konuşabilirsin. Yo. Hepsini birden sat gitsin. 25 lira mıydı lan? 4 tane adam aldım 25 lira. O neymiş ya? Bu arada bu adamların biz işini yapıp kendimizi yükseltebiliriz. İlişkimiz -2'miş mesela. Gidip konuşup bu adamlarla muhabbet edebiliriz. Esenlikler olsun yabancı. Ben Saruman. Sen kimsin? Adını duydum. Geçenlerde birkaç haydut yakaladığını duydum. Tüccarlar adına yolları daha güvenli kılmak için gösterilen her türlü çabayı takdir ettiğimi söyleyebilirim. Bir sorunla ilgili bir yardıma ihtiyacım varmış. Evet bazı sorunlarım var. Birkaç yıl önce tabakhanem için deriye ihtiyacım oldu ve bir takım avcılar içe aldım. Bana sattıkları derileri nereden buldukları konusunda fazla soru sormadım. Bu bir hataydı. Şimdi bir araya gelip çete oluyorlar ve beni deri içinden bıraktırmaya çalışıyorlar. Onları ezip geçmeni istiyorum. Boş basak git ve onları unutamayacakları bir ders ver. Tamam. Eğer sen bu işe karışmak istemiyorsan becerikli yoldaşlarından biri ve 15 adamını birkaç günlüğüne burada bırak. Seni bu kaçak avcılardan kendim kurtaracağım dedim. Teşekkürler, iyi para alacaksın. Ayrıca yaşlılığı olarak elde ettikleri deriler sende kalabilir. Oğlum güzel iş lan bu. Biz niye adam kovralıyoruz? Ormanda hayvanların neresine yüzüp gece yarısından sonra derilerini saklamak için köye giriyorlar. Köylüler onlardan korkuyorlar. Bana kalırsa eğer gece geç saatlerde köye gidersen onları bulabilirsin. Görev başlatıldı. Dövüşmeye hazır ol. Yarra yedik abi. Nerede şimdi bu adamlar? Birlik. Birlik de değil. Burası kaçak avcılar ordusu. Karbesli bir tüccar. Kanka şuraya gideceğiz. Zaten orası direkt işaretlenmiş. Neresi orası? Ben niye görmüyorum? Ha bura. Şu köydeymiş. Gidelim o köydeki adamları dövelip gelelim. Ya bak hem adamdan aldığımız deriler bizim olacak. Hem adamları döveceğiz. Paralarını çalacağız. Üstüne bu adamdan bir de maaş alacağız. Bence oyunun başı için gayet güzel para. Bu arada bir seviye gelmiş. Şuradan demirciliğe verebiliyoruz mu? Ya sikeceğim sürekli bunu veriyor oğlum. Normal şeyi veremiyoruz ya. Her yayın boyun oyunu abi çok iyiymiş. Lan sen dur. Saldırgan bir eylemde bulun. Köyde dolaş. Dur. Oraya gece gideceğiz oğlum. Biraz yatalım uyuyacağız. Gece içeri gireceğim. Bekle. Bekle. Şimdi gece olacak. Yaz oldu. Aşağıdan görüyorum gece. Kaçak avcılarla dövüş ya da kaçak avcılarla görüş. Kanka. Köylüler kavgadan kaçınmak istiyormuş beyler. Tamam mı bak. Köylüler dövüş istemiyormuş. Bence görüşmeyelim. Bunlarla direkt dövüşelim. Ağzını burnunu kıralım. Sikmişim köylüye. Hadi bismillah. 14 tane okçu mu?
Beyler, her şeyinizi vermenizi istiyorum ama bekle. Bekle gitme. Bette biz niye gidiyoruz? Onlar gelsin amına koyayım. Salak mıyız? Okçularla vururuz uzaktan ama onlarda 14 tane okçu var. Yani yarrağı yedik demek. Soldiers! Archers! For archers! Loose horsemen! Move! Ya biraz hızlı koşun lan. İçinizde ruh mu yok amına? Ya benim şeyim nerede? Ha, pardon benim. Oğlum ben full okçuymuşum lan. Tamam 20 okçu 14 okçuyu döver hadi bismillah. Tek sıkıntımız şu abi. Adamlarda 14 okçu ve geliyorlar. Nereden geldiğini göremiyorum. Keşke gece pususu atmak çok zor ya. Nerede bunlar? Zoom attım. Duvarın arkasındalar. Aha bizimkiler bir koku attı. Dur. VS başladı emmoğlu. Hadi bismillah. Mounted Blade'in sefiri Saruman Tamer'e biat edin. Hadi kardeş. Hadi beyler. Kanas. Keskin nişancı avı da denebilir. 2 vs 2 kill. Şimdi senle saldırmaya gidiyoruz. Yürü, tek süvarim var, onu da atağa gönderiyorum. Oğlum o kadar rahat avladık ki herifleri. Bunlar onun avradını sikeyim. Bana ok mu değdi, mızrak mı girdi? Ya oğlum adamlar bana dönükken vursanız lan işte. Hiç taktik yapılmıyor ha sizinle team. Kanka siz vurun sarız abi. Siz vurun. Ha siz vurun. Çünkü benim kılıç vallahi bir 7 santim var yok. Hiç kimse bizden öldü mü? 0 kill 0 hasar. Çok güzel ticaret olacak. 3 tane avcıyı tutsa kal kendine hemen. Oo, ananı sikeyim bunların hepsi bizim oldu. Oğlum uzun yay falan bayağı pahalı şeyler ha. 2 deri eğilmiş oklar. Bunların bazılarını kendimiz alırız. 800 lirada para aldık. Görev de tamamlandı. Ben 6 da arttı. Hem ilişkimiz arttı. Bu adamlar bize asker de çok verecek. Full görev. Deli gibi görev yapacağım bundan sonra. Nereye gidelim? Yine bir şehre gidelim. Böyle soru işareti, ünlem işareti olan şehirler bize iş veriyor abi. Hadi gidelim. Hem gitmişken o şehire deri meri de satarız. Güzel. Abi boşluğa vuruyorsun. Daha haydutlar 15 kişi. Bu ne amına koyayım? 15 kişi için savaşa mı girilir? Turnuva varmış. Bir F5 atalım. Koş kanka. Aynı zamanda görev de var. Hem tabakçı garyon, ipek tüccarı, akrep. Yani oyun başı olduğu için bize deli gibi görev veriyor. Ama ekstra iş olarak biz yine bir girelim turnuvada, ağzımızı burnumuzu kırsınlar. Atla turu, katıl. Ra yedik ya. Yani. Benim tipim Emine'ye benziyor kanka. Bak ben ilk vurursam ben kazanıyorum. Ama ben yediğim an ölüyorum. Aha 4v4. 4v4'te de yenilmeyiz bu arada. Hiçbir şey olmasa benim taktik stratejim var. Oğlum ölüm de bu var mı? Kim ne işe arıyor? Adam kolumdan vurmuş. Vurdum orospu çocuğunu. Sen var ya nasıl bir malsın, ok tutturamıyorsun ya. Adam kalkandan geçip kolumdan vuruyor amına. 1v1 yine balta. Hep de aynı arenadayız amına. Biz batanyalarda giriyoruz ya kanka. Döner balta saldırısı. Siktir git amına. Hadi lan ne olur kazanayım lan. Oyuna girdiğimden beri ilk turnuvam olacak. Yine balta. Bu sefer ananı siktim seni. Gel sana bir strateji yapacağım. Kafayı yiyeceksin amına. Duvarın üzerinden mesafeyi ayarlayamayacaksın sen. Yours is not a face I... Abi derecilikte güzel para var. Dereleri hallediyorum ben. Bak mesela ayak zırhım artık 8 seviye. Şuradan artık 6 seviyelik bir zırhım var. Yeni zırhımı hayırlı olsun. Kafamın zırhı değişti. Güzel. Güzel. A kafa zırhımız 9 oldu. Harika gidiyoruz. 135 lira deri. Deriyi sattık. Takıllar falan dursun. Oklar dursun. Şunları şu an kullanamıyoruz. Satalım. Sat.
Şu an bir şey dikkat ettiniz mi abi? 1300 lira para alacağız bak. Görevden kazandıklarımız artı bunlar. Mis gibi. Lan tamam, dayak yedik de isteyerek mi yedik? Bu arada mesajları okumadım. Herhalde yine aynı muhabbet var. Yine akşam herhalde bekleyeceğiz. 10 numara işimizi yapacağız. Abi asker limiti için vekil kas o 300 üstü çıkıyor. Biliyorum. Şimdi vekillik için erken. Daha vekilliğimizi kasacağız, ilişki kasacağız. Şu anda biz kendi bir bokumuzdan kurtulalım. Ondan sonra vereceğimiz zaten belli başlı bazı kararlar olacak beyler. Siz rahatınıza bakın. Abi adamlar nerede, bir görebilir miyim? 14 okçu. Aynı muhabbet. Beyler size gard alabileceğiniz bir yer lazım. Okçusunuz yani. Keskin nişancı fight olacak ya burada. Nerede lan bu amına koyayım? Hiç mi kusacak yer yok? Amına kodumun araziye bak. Neyse. Hepiniz buraya gelin. Ayrı ayrı durun. Sen de buraya gel koçum. Sen öyle dur. Siz niye koşmuyorsunuz kardeş? Adamlardaki asalete bak oğlum. 2K paramız var. 22 tane askerim var. Daha ne isterim? 100 metre sonra düşmanı göreceğiz. Direkt avlama moduna geçiyoruz. Ve ben sürekli zırh kasıyorum. Oğlum ben bu adamlar yanlışlıkla zırh modunu almışım. Ayrık dursunlar. Genelde ayrık durma süvari için yapılır ki kolay hemen hedef olmasın. Hepsi bir anda ölmesin diye şu geniş düzende hani okçu. Olur ha, bir ok atar ikisinin beynine girer çıkar. Sıkıntı yaşamayalım. Şimdi ben bir orospu çocuğu taktiği deneyeceğim. Adamların üzerine koşuyorsunuz kanka bu taktikte. Hepsi size dönerken bizim adamlar da sırtlarından vuruyor. Olay bu kadar basit işte. İçlerinde geziyorsunuz. Onlar oku moku bırakıyor. Şöyle oluyor. Onlar oka mı vurayım, sana mı vurayım? Bak yarısı bana döndü. Bak görün beni kovalıyor. Ananı sikeyim. -44 ne oğlum? Sırtına tak. Böylelikle savaşı bir komutan olarak üstün zekayla kazanıyoruz. Ya benim de ölmem açık. Ben aslında bu kadar şey yapmamam lazım. Ama olsun. Şu an 0 kill gidiyoruz değil mi? Bakayım. Kimse ölmedi bizden. Kimse yaralanmadı da. Harika. Vatan nefiyanlar ayıp düzenli herkesi ezersin. Kudayt Kaan bulsalarız var. Ben genelde Kudayt Kaan muhafızı da olabilir. Batanya da olabilir. Oyun başı Batanyalar iyi bir tercih ama. Ucuz oldukları için. Bayağı da tutsağımız var bu arada. Şuradan 13 tane okçumuzu yükseltme verdik beyler. Buradan tüm okçularımızı yükselttik. 700 lira para ödeyeceğiz. Ödeyelim değer. Okçular çünkü bize onun getirisini veriyor. Şimdi oyun güncellendi. Görev tamamlığı 2000 lira paramızı aldık. İlişkimiz arttı. Aynı zamanda daha satacaklarımız var burada. Hemen gidelim. Bizim canımız çok az ya. Ne kadar canın azalırsa o kadar yavaş gidiyorsun bu oyunda. Öyle bir muhabbet de var çünkü. Evet, ticarete bir girelim. Kanka, bizim elimizde olandan kötüsünü satıyoruz. Deriyi sat. Tahıl kalsın. Ok sat. Hızlı yay. Aa bak. Aslında ok tutabiliyoruz artık. Nerede lan o? İptal et. Kanka alabildiklerimiz, kendimize kullanabildiklerimizi alalım. Ben tahılı sattım yanlışlıkla. Dur dur. Deri sat. Dağ içi çivili sopa. Benim bu çivili sopa şundan güçlüyse şunu versene ya. Kılıç yarram gibi amına. Bir tane de ok al. O oka da bir yay lazım. 27 delici hepsi aynı. Şu oku kullansam, şu mızrağı da çıkart ok al. Mızrağı sat amına koyayım. 700 lira para. Bazı hamleler yaptık. Güzel olduğunu düşünüyorum. Tutsakları hemen bir okutalım. Ham bölgesi 60 lira tutsaklar. Güzel para. Karakterlere bir girelim. Liderliğimiz artmış. Şimdi bu seçimler önemli. Birlikteki bütün askerlere günde 2 tecrübe. Aynı medeniyetten askerlerin birliğine katarken artı 1 seviye. Tamam. İkinci neymiş? Birinci ve ikinci seviye askerler günde artı 4 tecrübe. Yönetilen yerleşkenin garnizonundaki... Abi direkt ikinci seviye. Şu çok iyiymiş. Hem garnizyonlar, aldığın kalelerdeki askerler sürekli seviye alıyor. Hem de 1-2 seviye sonrasındakiler daha hızlı seviye alıyor. Çok iyi. Çok çok iyi. Hazır mıyız? Bakalım burada daha görevlilikler varmış. İlişkimiz -3 diyor. Bunları hemen toparlayalım ya. Onları... Kanka bir şeyler yaptım, bir şey kabul ettim de. Neyi kabul ettim ben, bir okuyayım. İpek tüccarı İstinon'un eşkıyalar konusunda yardım ihtiyacı var. Penkanuk civarlarında en az 2 farklı eşkıya çatısı bulman doğrultusunda talebini kabul ettin. Ve onları bizzat yakalamaya karar verdin. İpek tüccarı İstinon'un onları icabına baktığında seni 550 lirayla... Ha, kapulcu mu döveceğiz? 2 tane tamam, 5 kişilik... Aa şu şunları döv diyor. 4 kişilik adamları mı döveceğim? Görev simgesi var üstünde. Hemen dövelim.
550 lira. Bunlardan bir para çıkmaz. Keşke kabul etmeseydik ya. Çok az paraya gittik. Ananı kim 16 kişi gel. Hem yavaş gider. You got a problem. Bizim canımız az. Bu sefer fazla giremem. Neyi 20 yapmamı istiyorsunuz? Ben anlamadım ki. Abi asker al. Okçuluk 20 yap. Aa dur, bende de ok var değil mi? Okçuluğu mu 20 yapayım? Ya dur oğlum, hiç ok atmadım ki. Neresi görevin yapma abi, oyundan çok pis soğutuyor. Biliyorum ya, o çok lanet bir görev. İlk kilimizi alacağız inşallah. Ananı sikiyim, dümdüz üstüme koşan adam vuramıyorum. Benim cross mu bozuk? Helal beyler. Biz var ya, yemin ederim felaket okçu tim olduk ya. Al baba, tutsak al. Oh, ganimetler de yanına kar. Hemen bir tane daha çete bulmam lazım kendime. Benim can biraz artsaydı ya. Herhangi bir çapulcu olsa oluyor zaten. 8 çapulcu hiç fark etmez. Canımız az, adamı tutamıyoruz beyler. Böyle bir saçmalık mı var? Lan tut şunu gündüz. Ay. Gir. Okçularla savaştayken F2 F3 bas. Öyle daha iyi performans. Oha amına koyayım, bana onları mı anlatayım? Ben şu an ne yapıyorum? Bak. Sürekli okçular ayrık diyor. O kadar hızlı yapıyorum ki siz görmemişsiniz bile. Sürekli bak. 2'ye basıyorum. F2 basıyorum. F3 basıyorum. Onu çok hızlı yapıyorum ama ben. Sürekli okçular ayrık yapıyorum. Hiç mi dikkat etmedin? Ben o numaralar bizde var. Ayıp ediyorsunuz beyler. Siz de bizi iyice kerhaneci sandınız ha. Okçular siz şuraya gelsenize. Dağın tepesine. Yukarıdan çakın amına. Gel. Her zaman dağın eğimini kullanacaksın abi. Okçu için var ya. Çok güzel oluyor böyle yerler. Şu mesafeden bir ok tuttursam var ya, direkt seviye alırım ha. Benim ok nereye gidiyor ki amına? La tam ben vuruyordum. Lan oğlum, öldüreceğim, öldürmeyin. Lan bunu sikiyim, hep sen vuruyorsun. Tamam, bu görevde başarıyla tamamlandı. 114'te altın. Oğlum 3K'ya çıktı lan para. 3400 oldu lan. Vallahi ben bu işi sevdim ha. Bundan sonra ben oyuna böyle bir daha başlarsam kesinlikle böyle yapacağım. Bütün her yerden şunu yapmamız gerekiyor. Ya tahminimce bizim şu anda bir krallığa bir biat etmemişiz abi. Saruman, Tamer, sikine taş yani, keyfine göre geziyoruz. O zaman her böyle bölgedeki tüccarlarla ilişkimizi arttıralım ki bu adamlar köylerle ilişki yaptığından zamanında asker toplayacağımız zaman bu tüccarla ne kadar iyi ilişkimiz iyi olursa bize o kadar asker veriyor. Bu çok önemli bir detay. O yüzden sadece Batanya'yı değil, Vlandia'yı yapak, ötekini yapak, hepsini yapak amına. Şimdi ben buraya gelmişken bir Arana'da gidip dayak yiyeceğim. Para paradır. Asker de satın alacağız. Sakin. Uf, omuz zırhı mı? Ve tek atın üstündeki savaşçı benim. Ulan benim atımı nasıl vurdun amına? Haydi bre, kafanı çek. Beyler atlı bende, ötekiler sizde, hadi. 71 vurdum. Öldü mü? Aslanım benim. Çok iyisin. Sıra bende. Ananı sikiyim, atı düşürdüler. Vurun. Vur lan. Amına. Kanka 7 metre mızrak var. Nasıl sokacağım? Adama tepik at. Kılıç çek. Ananı sikiyim. Kumbası. Vurun lan şunu. Abi iki tane golsuz silver misiniz ha? Allah Allah. Bir herifi vuramadılar ya. Abi arbelet çok zor. Oğlum arbelet nasıl takılıyor lan geri? Bu ne amına koyayım? Dünyanın en güçlü adamıyla mı savaşıyorum? Hop ok dojuyorum ya. Elimde 7 metrelik sopa var. Ya sırtımdan vurdular ya. Bana kudumun çocuğu. Kanka arbelet tekrar çekilmedi ha. Vallahi çekilmiyor, arbelet bozuk. Bir kere kazanamadık lan şu savaşı. Neyse ticaret yapalım. Kankacım bacak zırhı kötüymüş şunlar.
Saat. Saat. Bende kol zırhı yok. Kol zırhını satma, dur. Ticarete gir. Bacak zırhlarını sat. Kol zırhları 2 seviye varmış. Al abi. Kol zırhımız doldu. Hayırlı olsun. Gövde zırhları bayağı kötüymüş. Sat. Ananı sikeyim, tahılı sattık yanlışlıkla. Tahılı nasıl alacağız geri? Koyduğum tahılı. Bunun bir yolu vardı da ben unuttum onu ya. Neyse. Şu tahıla gelince bir dur. Ha. Oklardan bir şeyler demiştiniz. Onu hatırlamıyorum. Okları şunu şunu at. 3 taneymiş. Şunu da at. At kankacım. 900 lira da buradan gelecek. Çok güzel para. Şimdi birlik kaç kişiye çıkıyor? Hala nasıl 22 olabilir ya? Neyse, birlikte ve askerleri güçlendir bari. Elimizdeki tutsakları da bir okutalım. 20 lira. Tutsak almasak mı lan? Yanımızda taşıdığımız daha büyük sıkıntı bize. Vallahi diyorum. Karakter. Bizim karakterin liderliğin yükselmesi lazım. Dövüş gücüleri. Ben bunu yapmıştım. Kaydetmemiş mi lan? Ben bunu yapmıştım zaten. Allah Allah. Neyse, dur, şuradan birinin işini yapacaktık. Köpek suratlı Halgard'la ilişkimiz azmış. Çeteye adamlar gerekiyor diyor. Ben Saruman. Bir sorunla ilgili senin de bildiğin bir zor iş yerlerini doldurmak konusunda şansım ve bizim işleri yürüdüğünü nasıl anladın? Benden ne istiyorsun kral? Senin gibi savaşçıların birliğine bazen aletler aldığını biliyorum. Belki bu adamdan bazı birinci çalışmak ister. İlişki ve kadınlar falan daha yüksek bölüme yapacağım. Başka bir yolu var mı? Ya siktir git, ben sana niye adam toplayayım oğlum? Bunu sevmedim kanka. Ben bunun adamlığı olacakmışsın. Ben bunun adamı niye olayım? Yenge işi daha erken. Daha nasıl ben yenge menge bulayım? Onun için daha çok çok erken hatta. Oğlum sen olsan şöyle bir adamla evlenir mi? Hala yük beygirine biniyorum savaşa giderken. Şu ne? Kaleye git. 800 lira rüşvet mi? Siktir git amına koyayım. Ben önce güzelinden bir arena da dayağımı yerim. Ondan sonra çıkarım, iş alırım kendime. Bunlar bizi gözüne kestirdi he. Aha, yarrağıydı, bizim adam tek kaldı. Adam sırtı dönük bana nasıl headshot atabiliyor? Amına. Kaç. Şimdi beyler, bu ikisini birbirine düşürmem lazım. Ananı sikeyim, drama bak. Götünü kaldıramıyor. Bizim adam çok kilolu yapmışız. Lan kardeşini öldürdüler. Aptal orospu. İşte feraset. Sadece zeka. Sadece zeka. Atlıda da yenilmem bu arada. Saruman headshot. Haydi bire atını çek. Atanda mı mızrakçı ciritçiydi amına. Beyler biz mi salaz, millet mi çok iyi? Her adam çekiyor kılıcı, yandan vuruyor, ölüyorum ya. Hadi oğlum mavi, yersin onu. Hadi lan, ben ona bir tane vurmuştum ağzına. Hadi lan, döv lan şunu. Kaçma korkak. Kaçma, o da biliyor yenileceğini. Ata sokma amına koyayım. Hadi. Abi adam yakına çekince hemen kılıç çekti ya. İkisinde de aynı bok oldu. Haydi. Oğlum bizimki at süremiyor ki, duvara çarpıyor. Aha. Yine ıskaladık. Tüm her şeyin şu gerizekalıya kalması o kadar üzücü ki. Iskaladı. Hadi oğlum, senin gözünden göreceğiz lan savaşı. Aptal mısın ya? Yarrağı yedik beyler. Hops, kaçtı. Yıllarca sürecek galiba. Aha, ata soktu. Bu adam at fetişi var galiba. Oğlum o atı ölse öteki atı alır lan. Adama sok. Belki bu bir avantajdır ya. Hadi koçum. Geliyor vallahi, hızlı geliyor. Amanı sikiyim, hala ata gidiyor hala. Bu alamaz abi. Üstündeki zırha baksan adam sanın da. Şu hırhız piçli bizi yenecek. 1 ve 2 kazanacak ya. Hadi emmolu. Ne kadar severmişsin atı ya. Bu NPC'leri biraz daha zeki yapamazlar mı? Hayır, ölmüyor da kanka. Ha, çok güzel, kafaya vurdun. Bir tane daha çak. Hadi lan, bir daha vur.
Ata vurma Rus bu çocuğu. Kafasına vur. Bak sen bunu yen, ben seni kesin yeneceğim ya. Yarra yedik, bir daha başladık dönmeye. Of çok güzel. Kılıç çek. Abi adam tam atını vurmuş. Ne güzel orada. Bizim adamın at benim at herhalde. Bayağı yavaş gidiyor. Oh be. Oh be. Ölmedim var ya. Senin zırh çok taşşaklı. Zırhın bokuna yaşıyorsun sen. Şimdi yine kim ve kim? 2 ve 2. Bizim adam, ben korumam lazım da. Ha şimdi o geri... Lan hayır. Şu gerizekalı üstümüze çekiyoruz beyler. Ben ölümsüz kardeşimle gene beraberim zaten. Hadi bebeğim. Bak bak bak. Gerçek insan böyle görüyormuş. Düşmanı göremiyorsun ki amına koyayım. Şöyle üstten bakıyorsun düşmana. Hadi. Geldim geldim geldim. Hop. Amına tipik, amına su. Helal. Abi yok, FPS modunda ben bu oyunu oynayamam. 1v1. Aha sen bu at vs'sine beni mi kazanacaksın? Oğlum sen de aynı mal gibi oynuyordun lan. Ben seni var ya MPG'yi mi yenemeyeceğim, seni gibi malı. Sen giden şimdi bir duvara çarparsın, ben seni keserim. Gel buraya amına. Bak direkt kafana headshot atacağım. Ah kalkan tutma var mı? Karır mısın sen acaba? Aptal, benim gibi at sürebilsen oraya çarpmazsın işte. ...13 vurdum. İyi bir başlangıç. Bir kılıç yersem ölürüm. Fazla yaklaşmayacağım beyler. Herkes bizi izliyor. Hop. Güzel dojladım. Ata ani fren. Ve hop. Atına 59 soktum. Gel buraya amına koyayım. Şimdi sıra bende. Lan oğlum öldü sandım. Seviye atlamışım. Gel buraya bebeğim. Ata ani fren. Dönüş. Sokuş. Amına. Dön 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 dön. At ani. Kanka herifin atını öldürsem acaba işime yarar mı ki? 27 daha vurdum. Hadi. 50-27. Abi bir vuruşluk canın kaldı be. En yaklaştığım şu anda turnuva sensin. Vay geniş alıyorsun ha. Tırcı diyorsun. Amına koyayım. Hoppa. Ulan var ya. Bir tane turnuva kazanacağım dedim. Bugün 20. turnuvam. Sonunda bir tane kılıç aldım kendime. Mis gibi kardeşim. 3 denem kazandım. Bu kadar basit ya. Oh be lan, ne kadar zormuş ya. Şimdi işimize bakabiliriz. Ama öncelikle dur, ticarete bir girelim. Şafak sökümü, kılıç. Abi toplam 900 lira kar. Ekle baba. Sat, direkt sat ya. Hiç işimiz olmaz yani. 158 bu adamın, 312 bunun gücü varmış. Şu adamla konuşalım. Ben Saruman'ım. Bir sorunla ilgili yardım. Nasıl yardımcı olacağım? Ödül avcılarına, sığınıklarına baskın düzenle ve arkadaşlarım onlardan kurtar. Zahmetin karşılığı 3000 lira. Bu işi ben yaparım. Yani ben o adamların amına bile korum. Sığınak bura mı? Tamam. Beyler çok iyi gidiyoruz. Yenilecek bence yazmış Ege. Ne oldu lan? Ege patladı. Oo sonunda kazandım. Dur beyler, sığınak saldırıları öyle kolay değildir. Akşama kadar bekleyeceğiz. Adamlar part part gelir. Bunları dövmemiz gerekiyor. 3000 lira buradan gelirse var ya. Tamamdır. Bundan sonra sırtımız yere gelmez. Tüm okçularımızı alalım. Bu arada bizde Batanya Fiyan şampiyonu geldi mi lan? Oha ol. Amına koyayım. Batanya Fiyan şampiyonlarımız bile var şu an oyunda. Adamlar nerede? Beyler. Saldırın. Lan yarra. Ok atın amına koduklar. Adamları görünce ok atın. Nerede lan? Nerede gördün? Burada mı? Heh. Lan üçüncü bile vuramıyor mu amına koyayım? Adam dönüyor, bizi izliyor. Vurun vurun. Lan vuramıyorum. Vurdum bir. Silah kull lan, helal. Çek kılıç çek. Headshot attım amına koyayım, takımımı kurtardım. Devam, operasyon devam ediyor. Gel gel. Helal helal helal, gir abi. İntikal. Eskiden intikaller böyle yapılıyordu beyler. Aha yarrağı yedik şimdi. Çek kılıcı gir. Arkadan ok desteği geliyor benden. Karşıda adamlar var. Köprüde adamlar var. Onları yemeniz lazım bu arada. Ops. Vurdum bir.
Kalkansızlara vurun. Bros bozuk abi ya. O ne kadar kalabalık lan bunlar. Giriyorum. Ben de gürbüzü çektim amına koyayım. Gir 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 gir. Ne öldürsen as siktir ya. Ben öleceğim, siz vurun. Ben öleceğim, siz vurun. Vur bana. Öldür 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 öldür. Aynen bu taktik. Her yere böyle gideceğiz. Biraz sonra bitmesi gerekiyor normalde. Neredeler hem mola? Daha aşağı mı iniyoruz? As siktir, vadiye iniyoruz. Beyler yolu siz biliyorsunuz gibi. Hadi NPC'ler. Nerede gördün? Nerede kanka? Ben niye göremiyorum? Valla bir ses yükseliyor da karşıda ateşin orada olmaları lazım da gözükmüyor. Neyse koş. Sudan çık sudan. Aptalın çocuğu. Aa vur vur. Tamam atış serbest. Özür dilerim. Ben görmeyince. Abi mızrak atıyor. Kafasına geliyordu. Bana atıyor. Hop direkt headshot. Bitti. Bitti mi? Bitti. Şimdi reislere geldi. Reisleriyle biz vs atacağız beyler. 5 vs 5 gibi bir şey düşünün. Ben bununla teke teke çıkmam. Ağzıma sıçabilir. Ben eşlik. Bak diyor ki sen adamlarıma çok zarar verdin. Bunu teke teke halletmeye ne dersin? Normalde girişirim de sabahtan beri turnuvada pis dayak yiyorum. 4000 liradan 3000 liradan olmayalım. Ben eşkıyalarla duyarlı yapmam. Beyler gir. Beyler. Gir. Amına. Ötekileri de döv. Döv 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 döv. Gir 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 gir. Mahalle dövüşü gibi. Aman. Helal helal helal. Yıktık yıktık. Tamam beyler. Sakin sakin. Sakin. Adamın dostlarını da. Bir tane ölümüz var. Yapacak bir şey yok. 5 tane tutsağımız var. 3000 liranın harici bir sürü envanter geldi. Buradan artı 3000 lira para da geldi. 7800 mis gibi. Bak biniciliğimiz arttı. Kanun namına diye bir şey sekmesi geldi. Xbox. Kanka binicilik %20 taarruz hasarı. Formasyondaki askerler %10 artarmış. Bizim süvarilerimiz. Artı 10 manevra kabiliyeti. Formasyondaki askerler artı 30 binicilik becerisi. Kanka şimdi genel savaşı düşünmemiz gerekiyor. Bence yani hücum çok önemli evet ama ilk anda ne kadar adam öldürebilirsin ki? Hadi 50 kişi öldür. Ama savaşın uzun gittiğini düşünürsek binicilik çok daha önemli. O yüzden manevra kabiliyeti diyelim, bunu bir tık daha arttıralım. Atletizm %3 dövüş hareket hızı, formasyondaki askerler %5 dövüş hareket hızı. 5 can puanı, birlikteki yay askerler 5 can puanı kazanır. Can önemli ama biz şu an çok yavaşız, bir tık hızlanalım. Cazibe, cazibeleri görelim. Bir turnuva kazanıldığında artı 3 nam, yönetilen yerleşkede kuşatma altındayken artı 1 moral. Tamam. Çocuk sahibi olmak artı 30 bin ihtimal daha yüksek. Süre gelen aktif proje olduğu sürece yönetilen yerleşkede eşraftan herhangi biriyle her gün %10. Abi şu güzel. Çocuk sahibi olma ihtimalimiz de artıyor. Şurada bir F5 alalım çünkü güzel. Buraya kadar gayet güzel geldi. Cezo olsa daha çok chat'e bakar ya. Oğlum chat'te bir şey yazılmıyor. Genelde herhalde full screen izliyorsunuz. Yazı geldikçe bakıyorum. Abi okçular dal gibi mi? Abi bu oyunun adı ne? Bannerlord. Mount and Blade Bannerlord. Şimdi askerlerimi yükseltme verelim. Hala 22 kişiyiz beyler, yani yükseltemiyorum. Tutsaklarım da belli. 7000 lira da paramız var. Şimdi buradan nereye gidelim? Güzel bir yere gidelim. Buradan bir gidelim bakalım. Şehre bir gidelim. O adam gibi var ya, güzel görevler denk getirse çok iyi ekmeği çıkar ha bize. Klan kur diyor bak. Klanda bu arada bizim namımız birazcık daha artsa, bir tane yoldaş alsak klanımızı kuracağız. Daha durun, klan kuracağız, devletlere gireceğiz. Çok işimiz var, biz daha başlardayız. Biracı, senin görev nereyiz? Öteki adam 3000 lira verdi. Aa, kervan pususu diyor. Yok bunu yapamayız. Taş gibi otomatik çeviriyor abi. Şuraya gidelim. Sargot'a gidelim. O taraftan da biraz kayarız böyle. Bir tane bu arada okçu ya da piyade alalım. Şuradaki okçular da güzel. Bak bunların okçuları var ya. Okçu yokmuş da geç. Sırtında bayağı dev kalkan. Arbalet kullanıyorlar. Yakın savaşlarda çok güzel. Kılıçlı fightlar var ya. Taşşaklı oluyorlar. Tornacı. Senin görev nereyiz? Esenlikler olsun. Ben Saruman'ım. Buraya geç.
613 lira mı? Bir siktir git lan, 613 lira ne amına. Daha 3000 lira yapmışım, 613 lira diyor kanka. Gel nereye gidelim, nereye gidelim? Ben Pencorny'ye gidelim. Yakındaki en yakın şehir burası. Ah, 6900. Şuradan bir adam alalım. Bu arada köylülerin işini de yapıyoruz da, mesela köylü işine girelim. Kanka köylü işinde ben sanmıyorum o kadar fazla para vereceğini. Ya bu hayrına yaptırıyor, anladın mı? Hayrına da buna yapmayız mesela. Bana o yüzden asker de verme doğrusu bir çocuk. Olabilir. Olabilir. Şuradaki adamla hiç konuşmadan asker alabiliriz. Asker alacağız da bir kişi alabiliyoruz. Şunu alayım, belki ileride satarım bunu. Abi krallık olarak imparatorluğa sınırı olan yerlere başla, oradan yerleş kal, öbür türlü sakakatte çok sıkıntı yaşarsın. Dur, yemek çeşitliliğini falan ayarlayacağım. Evet, doğru, iyi hatırlattınız. Agalar, yemek çeşitliliğimizde bizde şimdi ne olduğu da bağlı. Bir bakalım. Önce elimizdeki malları bir çıkartalım. Şunları sat. Sat, sat, sat. Of, 22 seviye bacak zırhı gelmiş oğlum envantere. As siktir. Bak bak, gövde zırhı artı 7. Gel. Gel gel. Bunlar bedava. Aha, artı 9 geldi. Bunları bedavadan diziyoruz. Şunları geç. Artı 23 kafatası. Oha. Lan bunlar ne kadar güzel. Aha. As siktir. Kalkan. Kalkan bufflandı. Yeni kalkan. Abi çok iyi. Oğlum yağmacılar bize ne kadar... Ananı sikeyim, çok iyi iş getirdiler ha. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak 1500 buradan alıyoruz. Bizim adamın tip L100 oturdu. Bu adama bir tane kılıç satın alalım. Ya da bir kılıç yapalım. Şimdi ticaretten yemeklere girelim. Kanka bizde bir tane takıl tereyağı var. Şuradan bir balık ekle. Biraz bira ekle. Biraz et ekle. Biraz peynir ekle. Biraz hurma ekle. Kil yemezler. 700 lira para öde. Öde, çeşitlilik bizim moral verir. Bunlar önemli şeyler abi. SWAT'a dönüyoruz harbiden. Dur bakalım. Şu aptal müziğin sesini kıs ya. Şimdi buradaki görevliye bir gidelim. Dişi kurt varmış abi. Reis. 3000 dinar. Ben bu işi hallederim. Hiç bak, ne yapacağımı sormadım bile. Aa, sığınak. Kanka sığınak patlatma işleri ne kadar güzel lan. Bunlardan da bir tane set listek çok güzel. Yavaştan demirciliğe başlasan mı? Bizim şey yememiz lazım, imparatorluğa. O zaman beyler, bundan da bir tık para toplayalım ama puygolar çok pahalı ya. Şimdi demircilik için demir eritmemiz gerekiyor falan, bir sürü muhabbeti var onun. Bir de başladık mı çok fazla aynı yerde takılacağız. Bence onu yapmadan önce diyorum, şahsi fikir. Az daha para lazım. Biraz daha toparlanalım. Bakayım ya, benim adam da aşağılı oldu oğlum, ben savaşırım artık. Gel. Beni takip et. 3000'imizi alalım. Kraliçe ya da koruyucu düşünüyorum forever. Ne anlatıyorsun lan? 2200 madalya falan var diyor ya. Gitmiş de ne anlatıyor bize ya. Oğlum alma lan sakın. Kraliçe falan, kralı al. Düşmanı göremiyorum abi. Bu sığınak öteki, bu denizci değil bak. Bunlar daha karacı. Ormanın içine sığınmışlar. Ya zaten Batanyalılar olduğundan Batanya'nın çapulcusu da böyle oluyor işte. Abi köylere baskın atsana. Beyler, köy baskınları eşraf için işimizi zorlaştılar. Asker falan alıyoruz. Şu an köylülere ihtiyacımız var. O kötü olur abi. Lan adamı ben görmedim, adamı öldürdüler amına. O yüzden şu aralar köyü yakma, yağmalı mı? Bunlar lordken olacak şeyler. Bir tane belediyenin, ne belediyesi lan, devletin altına girelim. O devletin altından yükselmeye başladığımızda diyeceğiz ki padişahım, padişahım, padişahım. Ben köy yağmalayacağım, savaş açacağım. Haberin olsun. O zaman en azından götümüzü dayayacağımız birileri olur. Amına kodum, bir kafandan bir kalbinden yedin. Sen nesin? Öl. Dağlı. Adama bak lan. Gel lan sen 1v1'e gel bakayım benimle. Vallahi var ya, elimde gürbüz var ha. Sanırım buradan ışığı takip ediyorum. Ah, son birkaç kişi kaldı beyler. Yine mahalle dövüşü açacağım. Aa, kestirme yol varmış da, bizimkiler yanıma geldi.
Ray 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 ray. Abi sen ondan sert kereste al, bir şey var. Balkon fırçası gibi bir şey, ondan üret. Kömür ve sert kereste istiyor, ondan yapsan. E lan bir de bizim kereste almamız lazım ya. Batanya'da daha ucuza değil mi? Batanya'da daha ucuz olduğu için onları bir ayarlayalım, dur. Oğlum bu adam nerede lan? Aha burada. Siktir, adam göremedi bile önünü ama. Gel bakayım. Batanya'nın eşkıyası. 3000 lira için seni evire çevire döverim. Pekala değil. Ben eşkıyalarla düello yapmam. Haydi bismillah. Attım arkaya. Dövün onu. Helal. Gir 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 gir. Bana bir şey söyleyeyim. Benim adamın hızını arttırdım. Çok güzel oldu ha. Bak kol savurma hızımız. Güzel, hızlandı. Abi daha görevi bitti. Şimdi tutukluları bir alalım elimize. Hemen ellerindeki malları alalım. Ötekilerde daha çok vardı. 3000 lira da geldi. 10.500 olduk. Mis. Bak burada kereste satıyorlarmış. Keresteyi birazcık depolayalım. Ürün satın al. Kereste mi lan? Kilmiş. Kanka onun fiyatlarına baktığımız bir yer vardı ya. Onun fiyatları nerede? Neye bas? Ana sayfa. Ansiklopedi, kahramanlar, krallıklar. Dur amına koyayım, biliyorsun. Yerleşke değil, kahraman, askerlik, klan, kavramlar. Bunlar değil. Ürünlerin ucuzluk ya da çokluk, azlık fiyatları vardı da. Onları nereden göreceğiz acaba? Şehirlerden mi görüyorduk beyler? Her şeyi bir seviye... oha, 5 saniyede yok oldu adamlar. Oğlum bizim adamlar sağlam ya. Kanka ne yapacaktık? Nereden bakılıyordu? Buradan mı bakıl... Bir yerden bakılması gerekiyor. Ticaret bölümünden. Eşyalar. Ana sayfa. Kavramlar, eşyalar. Dur bakayım. Şuna gir. Eşyalar. Ticari mallar. Ya bu namına bize şey anlatıyor bu. Yok bu değil. Konya yolundayım. Konya. Canlı sen neredesin ya? Her şey... Seyran'dan set kereste al. Başka yerden alma. En ucuz orası mı? Neredeyiz? Kanka Seyran nerede? Seyran nerede lan? Kar, Dungladeş. Ah siktir, Seyran ta burada. Genelde en ucuz dediğin gibi burası satıyor da dur bakalım. Hem oraya gitmişken belki bir tane şeyden getirir yakarız. Ha şöyle bir şey de var. Artık turnuvaları daha rahat kazanırız. Hem adamımız güçlendi. Hem de hızımız arttı abi. Böyle bir muhabbetimiz de var artık. Mesela bak burada görev var. Her yerde görev var. Oyunun başı çok keyifli lan. Bak görev şu, geç. Klan görevini geç. Bu ne? Aa dur, bir tane şey gelmiş. Demirciliği buff'ını açmışız bir sürü. Yay buff'ını belki bir tık daha açılabilir. Gönderili silahları açmışız. Kanka vekillik, cazibe. Şöyle önemli şeylere bakıyorum. Bak hekimliği açalım. Şu seviyelerde can artışlarında bizim ihtiyacımıza yarar. Bu arada burada turnuva da varmış. Şurada F5 alalım. Fazla gitmeyelim. Öncelikle ticarete bir gir. Kankacım bize şey lazım. Sert kereste. Elinde ne kadar varsa ver. 498. Kapasite aşıldı mı? O zaman yük beygiri alalım. 6'sını da ver bana. 1100 lira mı ödeyeceğiz? Ödeyelim baba. Bir tane de katır al. Katırlar çok iyi sırt taşır. Şimdi Arena'ya gideceğiz. Turnuvaya katılacağız. Katıl diyeceğiz. Bahis de yatırabiliriz. En son tura kaldığımızda bahis yatıralım. Üstüne adamlardan para kazanalım. Başlarda belki sıkıntı yaşayacak. Okçuluğu ben sevmiyorum ya. Aslında iyi vuruyorum ha. 1v1 direkt şöyle girmek daha mantıklı geliyor bana. Sen nasıl savaşıyorsun orospu çocuğu? Beyler canımın gidişi gördünüz mü? -98'i gördünüz mü orada bir? İşte zırhın sayesinde ölmedim. Kanka bugün teyzeme ve enişteme yeni telefon aldım. 60k kaçtı, onların telefonlarını kuruyorum. Sen orospu çocuğu dostum, benim adamımı öldürdün. Şimdi sende kalkan da yok yarra. Lan benim kılıç nerede? Şunu vur şunu. Vur şunu, şunu vur. Bana tutuyor bak. Cross'u bana tutuyor MPG. Şimdi ikinizi birbirine girdirmem lazım benim. Her zamanki strateji beyler.
Hadi bebeğim ıskala, ne olur ıskala, bir tane daha ıskala. Ops, bir anda döndüm. Aferin. Sana da bir tane vurayım. Ona dön, ona dön, ona dön. Hah. Amını. 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 Öl. We won! Lord'muş ya. Lord ölmüyor ya. Aa lan, ben savaşıyorum, dur. Elenmemişim. Ne kadar hızlı teslim oldum onun. Hayatımda en güzel ölüşüm buydu. Reis nasıl kodu lan? Abi direkt ağzımın üstüne çaktığı gibi yere yıktı ha. Helal olsun amına. Vallahi çok güzel dövdün beni ha. Well now street. Ben adamın görevini aldım da bu arada... Dört gün boyunca bunu mu bekleyeceğim? Yarrağı yedik ya. Nasıl koydu lan? Ne kadar güzel öldürdü beni. Allah'ı tebrik ederim. Bu arada iki tane asker gelmiş bize. Hemen kendimize okçu mokçu alalım. Kratos getir götürünü yapar abi. Yok be. Kanka 100 lira attım IBAN'a, bilgine yayıncıya destek. Baba sen ne yapıyorsun ya? Baba, yayıncıya desteğin için teşekkür ediyorum seni. Beyler, bugünkü kazancımıza 100 lira daha ekledik. Can Baba'nın donate ile birlikte. Can Baba'nın donate'ini ben böyle okuyorum. Ekrana çıkmıyor, böyle okuyorum. Çünkü daha karlı. Eyvallah babacan kuş. O eczane poşetinin değeri zaten 100-150 liraydı. Aslında sen bana eksik gönderdin. O eczane poşeti değerli bir şeydi. Burada bekleyelim biraz ya. Yok pardon. Birliğimizden bazı askerleri atacaktım. Asil Batanya genci, beyler sağ tıklayacağız. En düşük okçuymuş. Fazladan iki kişi falan var ya, bir kişiymiş. Bunu silelim hemen. Şunları seviyesini yükseltelim. 26 tane okçumuz var. Şuraya girelim. Ham bölgesi. Uf, tutsaklar 361 altın istiyor bu sefer. Tamam, burada bekleyelim. Mecbur 4 gün boyunca beklememiz gerekiyor. Adama söz verdik. Yerimden kıpırdayamıyorum abi. Aa dur, çiftlilik güncellemesi gelmiş. Çifteli silahlara %10 hakimiyet. Formasyondaki askerlere %30 silah becerisi, güzel. Çifteli silahlarda kalkanlara %30 hasar. Kankacım, hakimiyet ilk baş için çok önemli, hakimiyet diyorum. İzcilik gündüzleri %2, sefer haritası gündüzleri %10, görüş menzili tamam. Geceleri %5. Kanka gündüzleri ya. Gündüzdür yani. F5 alayım şurada. Daha karlı. Abi blender keriliyor. Blender keriliyor. Ne, anlamadım kanka demek istediğini. Senin Türkçe A1. Abi blender birine mi gidecek? Blender nereye gidecek oğlum? Örümcek melidir. Kentinde yer edinmeye çalışan bir rakip olduğundan bahsetti. Diğer çeteden gardını düşürmesi için 4 gün beklemeni istedi. Adamlar Seon'a yerleşiyormuş. Biz de burada bekliyoruz işte. Takılıyoruz buralarda. Ben burada takılmasam aslında daha güzel. Ama adamın yanında durmamız gerekiyor sanırım. Konuş diyelim. Aa oğlum, adam ulak gönderecekmiş. Ben buralarda boşa bekliyorum. Dur gideyim de dövüşeyim bari. Bana ulak gelecekmiş. Adamın götünü bekliyoruz biz de ya. Ürün satın al diyelim. Sert kereste 27. Al baba. Bir sürü katırımız var. Taşısın amına koyayım. 25 güç olduk ha. Bugünkü yayında böyle bir 30'u vurur muyuz acaba? Şehir bulamıyorum. Hah, buldum. Şuradan gidelim de bir iş yapalım. Şu kervanlardan falan kendimize düzenli iş olarak bir şeyler de yapabiliriz. Abi Clash of Clans'ta tazı ve barbar ile saldırın. Köylere gelişme var mı sence? Ne bileyim ben amına. Aa dur, özür diliyorum. Kanka ben sana gelmeyecektim. Ben niye sana geldim ki? Ben şu an zaten bir görev yapıyorum. Senin hiç alakam yoktu ya. Bari ben kendime bir kılıç bakayım. Kılıç fiyatları ne durumda? Değer olarak yüksek ayarla. 6800 liraya şöyle bir pala alabilirmişiz beyler. Ne diyorsunuz? Pala alayım mı bir tane? Geniş pala diyor. Şu varmış. Aa bu güzel.
Ben bunu bir aralar kullanıyordum böyle bir şey. 2700 lira. Bunun kesici delici hasarına kadar 78'e 78 savurma hasarı var. Bunun savurma hızı 82. 6000 lira olmasının sebebi var demek ki. Ağırlığı daha düşük. Kanka bu hem ağır hem az vuruyor. Bak bu hem az vuruyor hem ağır, bu hem hafif hem de çok vuruyor. 6K. Ama bende 7K var. Şu anda böyle bir yatırım yapmam mantıksız olur. Benim şu an yapabileceğimiz en iyi şey sanırım çapulcu dövmek ve şey yapmak adamın, ya sikeceğim karışmam, geldi benim adamıma girdi ya. Böyle bir şehir mehir bulursak orada bir turnuvaya katılmak, bir şansımız denememiz lazım. Aptal gibi yanlış şeye girdik ya, keşke o görevi bıraksaydık. Yok kanka can, ne gerek var ama. Aa dur, önceki Nihat'ın kendinle buluşup bir şeyler yapmanı söyledi diyor. Neredeydi bu herif? Burada mıydı kanka? Karbetiş'te miydi? Dunkladeş'teydi herhalde lan. Amına koyayım, adamın yerini unuttuk hem oğlum. Nerede yaşıyorsun lan sen? Seven10'da bekliyormuş, pardon. Seven10'daymış adam. Amın ta nereye gelmişim. Aa, dur şunların ikisine bir gireyim. As siktir. Neyse neyse, adam bizi bekliyor, gidelim. Geliyorum kardeş. Geliyorum hem oğlum. Bu adamın görevini yapayım ondan sonra tamam ya. Kimi döveceksek, kimi öldüreceksek öldürelim. Örümcek. Ne oldu? Seni görmek çok güzel ancak yine de karanlığın çökmesini beklememiz gerekiyor. Tamam. Akşam olana kadar bekliyoruz beyler. Sürekli her gün 210 lira mı bizim maliyetimiz? Aynen. Birlik ücretlerimiz günlük 220 lira abi. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Her gün bizden 220. Bu adamı 4 gündür bekledik. 4 gündür 1000 lira zarar ettik. Bu var ya, bana 5000 lira vermezse öldürelim bu adamı. As siktir. Bak bak, ordu dağılmış ha. Burada bir ordu dağılmış. Paramparça olmuş. Oğlum kaç akşam bekleyeceğiz lan seninle? Amına kodum. Ben mi sana yazacağım akşam olunca? Geldim hadi sen söyle. Aptalsın. Senin ben göreviniz. Ah dur. Benimle dövüşeceksiniz ha. Bunun hakkında örecek meledir sok değil mi? Bak, kan dökülmesine gerek yok. Bu kent hepimize yetecek kadar gel gelelim. Eğer kan dökülmesi istiyorsan istediğini seve seve. Kimsin lan sen? O zaman bana çok para diyeceksin. Kesin konuşmak gerekirse 1540 ama bu fiyata kabul ederim. Biz de böyle orospu gibi oynamayalım. Kanka sana onu söyleyeyim. Örümcek Meledir'e bir söz verdik. 5 gündür onu bekliyorum yani. Para mara. Ah siktir. Yemin ederim meydan dayağı ha. Ben ölmedim değil mi? Bayılmışım. 3 kişi öldü benden, 4'te yaralım var. Kaç lira verdin? 770 lira mı aldım? Orası bu çocuğu. Neyse kanka, bu kötü haberden sonra vekilliğimi verip dağılacağım. Diyor ki birlik ücretleri %5 azalır diyor. Birliğin erzak tüketimi azalır diyor. Tek tip erzak da cezalara yol açmaz diyor. Aa bu çok önemli bak. Bir tane takıl alırım. Bin kilo takıl alırım, herkes yer. Ama birlik ücretleri %5 azalır diyor. Asker alma maliyetleri de düşer diyor. %15 asker alma maliyeti. Asker sürekli alacağız. Yemeği de sürekli alacağız. Asker fiyatlarının düşmesi aslında işimize geliyor. Çünkü her gün kesiliyor ama yemek her gün kesilmiyor. Mantıklı düşünüp bunu seçeceğim. F5 çekeceğim ve bitireceğim. Beyler. Ne diyorsunuz? Bugünkü Bannerlord'un ilk bölümü. Yeni seriyi. Başladık. Devamını getirelim mi? Oynayalım mı? Saruman Tamer. Sizin hoşunuza gittim abi. İlk bölüm biraz amelilik bölümüydü. Malum. Klasik olması gereken buydu. Yapacağımızı da yaptığımızı düşünüyorum ya. Örümcek Melidir falan da bizi dolandırdı yani. Sonu kötü bitti. Örümcek Melidir'e ben sinirimden oynasam daha da fena şeyler yaşanabilirdi çünkü. Melidir Hoca oynadığından beri bırakamadım. Tek oyuncu topluluğuna topunuzu sikeyim. Topluluğuna özel bir saygım var. Karalord ne diyorsun be? Başka bir şey oynayalım. Valo gir abi. Lan yok, kapatacağım. 11'e geldi. Ben Valo falan girersem çok bağırırım şimdi beyler. Tamam. Sorduğum sorunun cevabını
Yayın geçmişini üyelere özel yapmaz mısın? Çok sarıyor. Çok iyiydi vallahi. Evet gitti. Beyler ilk bölümü yayında şey yapmam. İlk bölüm normal olsun. Bannerlord'un. Sonraki bölümlerde seriyi her zaman böyle yapıyoruz. Üyeler özür olur. Evet güzel gibi pek burada olmasam da. Bugün yeterince öldük. Evet bugün bayağı dayak yedik. Güzel iş yaptık ya. Ötekinde daha hızlı hemen yükselişe geçeriz. O zaman ben gidiyorum. Canlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun abi. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Selamette. Bye guys. Ne diyorum ya ben?